İyi akşamlar sevgili canlar. Dört Can Bir Cem programını başlattık. Bugün konuğumuz Cevdet Bağca. Kendisine hoş geldin diyorum huzurunuzda. Ben öncelikle konumuza, sohbetimize başlamadan önce bugün 1 Nisan Yılmaz Güney'in doğum günü. Bu vesileyle kendisini bir hatırlatmak istiyorum hafızalarımıza. Kendisi bildiğiniz gibi kendisi tanımıyla, deyimiyle bir halkın sanatçısı, halkın savaşçısıydı. Kendisi roman, öykü yazarıydı. Kendisi bir oyuncuydu. Kendisi aynı zamanda bir senaristti, yönetmendi. Çok renkli bir kişiliği vardı. Sanat açısından da, görüşler açısından da, siyasal yazılarıyla da hayatımıza damga vurmuş bir sanatçıydı. Kendisini ben anmak istiyorum. Dev daim olsun diyorum ve sözümü ilk Cevdet Bağca Can'a bırakmak istiyorum. Bir sanatçı olarak o da bir şeyler söylemek ister düşüncesiyle. Hoş geldiniz de. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle dostluğunuz için. Davetim. Teşekkür ediyorum. Zor zamanlar yaşıyoruz biliyorum. Herkese sağlık diliyorum. Bunu özel eleştirilerimiz, tasarruflarımız olsa bile bugün itibariyle aşmak istediğimiz şu tedavileri süren insanlara sağlık diliyorum. Sevgili Yılmaz Güney ile başladınız. Unutmadığınız için, değer olarak saydığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Yılmaz Güney bizim kuşağımız açısından önemli bir mihenk taşı. Sanat hayatında, siyaset hayatında önemli figür. Değerlimizdir. Tüm itibariyle o günlerden uzak zamanlar yaşıyoruz. Bak ki. Ama buna rağmen dediklerini kutluyorum. Devlet aydın olsun. Işıklar içinde uyusun. Bizim için rehberdi, önderdi, değerliydi. Bu diyebilirim. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Evet, Velican ve Prim, siz de bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Ona göre konuyu belirleyip canlı yayının konusunu geçeceğim. Ben bizi izleyen ve daha sonra izleyecek olan, bizi evinde misafir edecek olan herkese şimdiden buradan kucak dolusu selam yolluyorum. Önce selamlayayım. Sıma pöre güve suver beni Hızır almaz sıma bu. Şimdi tabii ki Yılmaz Güney denilince bizim dönemimizde akan sular dururdu. Çünkü Yılmaz Güney kişiliğimiz üzerinde çok büyük etkisi olan kişiliğimiz üzerinde gerçekten eğitici, öğretici bir yığın etkisi olan bir kişiydi. Bir önderimizdi. Bizim gerçekten kişilik değerlerimizin oluşmasında Yılmaz Güney'in çok büyük bir katkısı vardır. Ben bunu buradan söyleyeyim. Bizim gibi insanlar yaşadıkça aslında Yılmaz Güney de bir yanıyla yaşamaya devam ediyor. Başka. Teşekkür ediyorum. Prim. Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum böylesi bir günde. Yılmaz Güney ile ilgili, evet onun doğum günüydü bugün. Bir anı, Yılmaz Güney deyince hep böyle aklıma 1974 gelir nedense. Belki de onunla ilk karşılaştığım zamandır yani canlı olarak. İşte 74'te Adana cezaevinde aynı havalandırmaya değişik zamanlarda aynı havalandırmaya çıkan insanlardık. Onun penceresinden kendisini görebiliyorduk. Bizim de bu işte sanat olarak baktığımızda önemli yeri olan Daimi'nin bir eserini sürekli seslendirirdi. O hep aklımda kalır bu tür zamanlarda. Onun işte Hakka Yürüme Günü dediğimiz günde, doğum gününde de ben onu kendimce birazcık seslendirmeye çalışırım. Yılmaz Güney de biraz bağlamayla ilgileniyordu. Benim gibi çok becerikli falan değildi bu konuda ama bu da gelir, bu da geçer eserini
hep seslendirmeye çalışırdı. Emin olduğu zaman biz havalandırmaya çıktığımızda seslendirmeye çalıştığı eserlerden biri buydu. Bu da gelir, bu da geçer ağlama eserini sürekli seslendirirdi. Onunla ilgili aklımda kalan en önemli şeylerden biri bu. Tabii onun kişiliğini, sanata yapmış olduğu katkıları, yepyeni bir bakış açısı getirdiğini hepimiz biliyoruz. Çok değişik bir şey. Örneğin diyelim ki sinemada hep böyle işte salon filmleri, hiç kavgada dövülemeyen bir karakter görürdük hep. İşte Yılmaz Güney başrolü oynadığı şartlarda bile dayak yiyen kişiliği getirip gözümüzün önüne sermiştir. Yani çok farklı bir bakış açısıyla insanlara, halkına seslenmiştir. Toplumsal çelişkileri gündemeye getirmeye çalışmıştır. Kendi bildiği beceri ve yetenekleri ölçüsünde. O anlamda gerçekten de çok önemli bir değerdir. Sinemada baktığımızda bu bir hala aşılabilmiş bir değer değildir. Gözüyle bakıyorum ben. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Evet, ben şimdi konumuza dönmek istiyorum. Tekrar kendisine hoş geldin diyorum. Ben kısa böyle küçük bilgiler verip bir taraftan da aslında kendi bilgilerimi de güncellemek istiyorum hocamdan. 1965'te Iğdır'da doğduğu bilgisi var elimde ve daha sonra Gazi Üniversitesi'ne geçtiğini, burada sınıf öğretmenliğini bitirdiğini ama bu süreçte de bazı üniversite sorunları yaşadığını bu konuda davalarla ilgili. Bestecilik yaptığını biliyoruz. Söz müziği kendisine ait birçok parçası olduğunu biliyoruz. Bunlardan yanlış biliyorsam hocam beni düzeltir. İlk albümü Simurg'tu. 2000 yılında çıkmıştı. Sonra Emanet, sonra Mayna, sonra Nuda, Hay Matlos. Başka albüm var mıydı bilmiyorum. Ben son 2015'ti hatırlıyorum, özür dileyerek. Doğru, yeni bir albüm daha hazırladım ama güneşten kaynaklı biraz erteledim. Bir Temmuz yani çok bugünden yarına kestirerek gün veremedik hiçbir şey için. Çok hızlı geliyor her şey. Çok sıkıntı seyrediyor. Bu anlamda dediğim gibi şey zor ya. Yeni sanata dair üretimler önünde çok ciddi sorunlar var Türkiye'de. Çok kolayca gidip, çok kolayca kayıtlar, çok kolayca içimize sinen şeyleri söyleyemiyoruz artık. Dürüst olmak gerekiyor. Artık kendi otokontrolümüzü sağlayarak şarkılar söylüyoruz. Kendi otokontrolümüzü sağlayarak konuşmalar yapıyoruz. Sizi anlayabiliyorum. Sizin de beni anladığınıza inanıyorum. Gerçekten kocaman bir açık hava hapishanesi gibi şu andaki iklim. İklim böyle olunca üretimlerine yansıyor. Yani siyasi atmosfer, hani şair demiş ya, insan yaşadığı yere benzer. Biraz yaşadığınız yer belirliyor sizin ürettiklerinizi, yarattıklarınızı. Ne yazık ki yaşadığımız yer zor zamanlar geçiriyor. Yani burayı sevmekle, burada olmaktan hoşnut olan birisi olarak söylüyorum bunu. Ama bu üretimlerimizi etkiliyor. Yani ciddi bir sorun. Türkiye'deki aydınlar ve sanatçılar açısından üretme konusunda çok zor. Çok nasıl anlatacağımı bilmiyorum açıkçası. Zor ve aşılması kısa sürede kolay görünmeyen bir dönem yaşanıyor. Öyle diyeyim. Evet, ben teşekkür ederim. Dedikleriniz kesinlikle doğru. Ben katılıyorum. Yani Elege, özellikle yaptığınız şu tespit çok güzeldi. Yani kendi otokontrolünü oluşturan bir sanat ya da söylem içinde olmak doğal olarak da o sanatın gelişmesine de bir engel oluyor. Kendi iç hapishanesini de oluşturuyor. Bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Özellikle dediğiniz gibi, yani kendi ülkemizin kaderine benzer bir halde bir öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Peki bu süreci aşabilmenin yöntemini biz nasıl geliştirmemiz gerekiyor? Yani tavsiyeleriniz ne olur? Sanat açısından topluma bakan, toplum sonuç olarak sanatçılar analiz eden de insanlardır. Bu açıdan nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu konuda
frenleri nereye oturtturmamız gerekiyor ya da nasıl bunu göğüslememiz gerekiyor konusunda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bir fikirleriniz oluşmuştur sonuçta. Genel olarak hayatımın büyük bir kısmı sendika. Bu anlamda konusunda şeyimdir, cömertimdir. Umutlu olmak gerekiyor. Umudumuzu güçlü tutmak gerekiyor. Yan yana, inatla mücadele. Bugünleri aşacağız diye düşünüyorum. Geçmişte de buna benzer zamanlar. İklimler ama aynı dinamikler. Yine sokaklarda olacağız, yine büyüyeceğiz, yine konuşacağız, şarkılar söyleyeceğiz. Aşacağız ama şeyi unutmadan, yani ben işte yaşım çok da değil aslında ama işte 54 sene 3 tane darbe sığmış bir adam. Yani dramatik bir şey bu. Yani herkesin başına gelenler değil bunlar. Bu anlamda biraz yeni dünya, yeni dünya ve yeni dünyadaki yeni mücadele yöntemlerine kafa yormak, alternatif mücadele geliştirmek gerektiğine inanıyorum. Biraz kendi statikomuzun da dışına çıkmak gerektiğine inanıyorum. Yani hep aynı şeyleri yapmak yerine yeni, alternatif, farklı yöntemler geliştirmek gerektiğine inanıyorum. Bu tabii benim kişisel düşüncem. Bu klasik yöntemlerle mücadele savunan arkadaşlara itiraz anlamında söylenmiş kelimeler. Bazen internetiniz zayıf olduğundan kaynaklı bazen bir düşme oluyor. Ben onu o yüzden böyle beklemek zorunda kalıyorum. Ben buradayım, onu telafi etmeye çalışıyorum. Evet, yani kesinlikle söyledikleriniz doğru. Aslında bu akşam bir sanatçı konuğumuz olduğu için ben sanat üzerine daha geniş konuşabilmek gerektiğini düşünerek birazdan yoldaşlarıma da söz vereceğim. Şu açıdan irdelemek gerekiyor. Yani sanat bir insanın ne ihtiyacını giderebilir? Sanat neden var olmalıdır? Ya da sanatın insan hayatındaki önemi nedir ve bu yüzden neden sahip çıkmalıyız? Yani sanata çünkü Alevi toplumu da bir önem veriyor. Sazı var, semahları var. Bu konuda nefesleri var çaldığı. Yani bu açıdan kendisi de zaten alakalı ama bunu neden önemsemeli ve bu sanatın bu anlamda tıkanmasına neden karşı durmalı? Biraz da bunu konuşabilmek gerektiğine inanıyorum ki bir şeye neden sahip çıkabildiğimiz daha net anlaşılabilsin diye düşünüyorum. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani sonuç itibariyle sanatta toplum niye ihtiyaç duyar? Ya kişisel olarak sanatın hayata katlanma aracı olduğuna inanıyorum, yaşama. Ama çok ciddi bir manipülasyon aracı sanat aynı zamanda. Sanat çok ciddi bir propaganda aracı aynı zamanda. Yani sanata sadece Alevi toplumu, belki iyi sanat anlamında sahiplenişini anlayabiliyorum. Ama sanata en kötü devletler, en ketum devletler bile sarılırlar. Çünkü onların da propaganda yöntemidir. Onların da manipülasyon yöntemidir sanat. Ve o yüzden sanattan asla devletler ellerini çekmezler ve kendi mevzi yaklaşımıyla yaklaşırlar sanata. Yani binlerce insanı en kolay manipüle edeceğiniz, en kolay etkileyebileceğiniz, en çabuk yönlendirebileceğiniz bir alandır sanat aynı zamanda. Yani bunu iyi niyetle kullanmak da bir faaliyettir. Devrimci hayalleriniz için, ilerici hayalleriniz için kullanmak da bir faaliyettir. Ama devletlerin, sistemlerin kendi geri ilkel yaşam biçimlerini dayatmak için kullandıkları da bir yöntemdir sanat. Bu anlamda çok stratejik bir silahtır aynı zamanda. O yüzden demin de söyledim ya, devletler asla sanattan ellerini çekmezler. Ve muhalif sanat üzerinde, muhalif sanatın insanlara ulaşmasına engel olurlar. Çünkü çok etkili bir silahtır sanat. Bu yüzden Türkiye gibi geri kalmış ülkelerde biz hala Pir Sultan Abdal türküleri söylüyoruz. Biz hala işte sanatta ve siyasette haksızlığa uğramış ozanlarımızı, doğru şeyler söyleyen ozanlarımızı bir kültür olarak dağarcığımızda tutup hala aynı şeylerle mücadele ediyoruz. Bu çok anlaşılır bir şey çünkü yıllar önce de aynı şeyi yapmışlar. Yani yıllar önce Pir Sultan Abdal'a karşı çıkma gerekçeleriyle bugün Pir Sultan Abdal türkülerine karşı çıkma gerekçeleri aynı şey aslında. Yani egemenler var,
muhalif sanatı bastırmaları gerekiyor. Kendi sanat anlayışlarını üretmeleri gerekiyor. Ha, Türkiye'de şöyle bir şansımız var. Bunu gülerek söylüyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Ne yazık ki diyorum. Bir tartışma başlatmak için de söylemiyorum. Lütfen öyle algılamayın. Lütfen. Çünkü yanlış anlaşılmaktan imtina ediyorum. Ne yazık ki sağ çok değer yaratamıyor. Çok sanatsal üretimleri yok. Bu Türkiye'de sol ilerici kesimler açısından aslında iyi bir avantaj. Çünkü sağ inanışlardan çok daha çok ticari ilişkilerle biçimlenmiş bir siyasal anlayış olduğu için çok değer yaratamıyor. Çok türküleri yok. Çok şarkıları yok. Çok rock besteleri yok. İşte çok özgün diye tabir edeceğiniz eserleri yok. Taklit, komik, bir de işte yat borusu olarak kullanacakları gündelik eserleri var ve onları 24 saat çevirmekle meşguller. Aslında hepiniz buna tanıklık ediyorsunuz. Hepiniz bunun farkındasınız. Bunu sol adına bir şans, bir değer, bir mutluluk sayıyorum. Yani onların değer üretememesini ama bunun altyapıdaki gerekçelerini biliyorum aslında. Çünkü solun yaşama karşı tutumuyla sanki aynı ahlaki ölçülerde ya da aynı ahlaki yollardan ilerlemiyor. Farklı iki kulvar olduğu için değer yaratan daha çok sol oluyor. Ama burada özel bir durum var. Sıkılmıyorsanız söylemek isterim. Bu beraberinde bir dönem sizin değer haline getirdiğiniz şeyleri, ürünleri, değerleri bir süre sonra onlar değerleştirmeye başlıyorlar. İşte sizin çok popüler hale getirdiğiniz isim söylemek istemiyorum. Bir sanatçıyı kafa kol ilişkisiyle vesaire ya da herhangi bir kirli ilişkiyle kendi cenahına çekip oradan bir sanat ne denir çok tarif edemiyorum ama bir sanat kanalı yaratmaya çalışıyorlar. Bu da Türkiye'de çok yaygın bir şeydir. Yaşlarımız gereği aslında hepimiz dönem dönem bu tür pratiklere tanıklık ederiz. Yine söylüyorum yani bir tartışmayı kanatmak için aşmıyorum bunu. Ben bir durumu tespit açısından söylüyorum bunu. Yani kimsenin iyi sanatçı, kötü sanatçı tartışmasına girmiyorum zaten. Dedim. Yani sonuç itibariyle bu tespitleri yapmak lazım ve tartışma yaratabilmek lazım. Bir sıkıntı olmasa zaten az önce söylediğiniz şeylere ben de katılıyorum bireysel düşünce olarak. Yani popüler kültür de alır senin hatta ürettiğin şeyi bile kendi potasında eritip başka bir şeye çevirir. Ve bu seni sürekli bir kısır döngüye üretimsizliğe iter. Yani sanat doğrultusunda üretim sağlamayan doğal olarak bir toplumda yani aynı şekilde diğer noktalardaki çelişkiler gibi buradan da çürümeye başlar. Bu da ciddi bir sıkıntıdır. Yani insan için, toplum için de sanatçı için de kötü bir durumdur. Ben özür dileyerek size tekrar şeyi sormak isteyeceğim. Çünkü sizin sesinizi az duyuyorlar. Biz de biraz az duyuyoruz ama bir telefonunuzun ayarına, ses ayarına yandan bakabilir misiniz? Sonuna tekrar vermeye çalışabilir misiniz? Çünkü çok az geliyormuş sesiniz. İnsanlar merakla ilgiyle dinliyor sizi. Siz ses ayarına bakarken ben eş başkanımız Veli Balaban'a sormak istiyorum. Yani Cevdet Bağcan da güzel bir değerlendirme yaptı. Bu konuda aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Yani bir Alevi kurumu olarak, bir eş başkanı olarak siz sanata bakışınız nedir? Ve sanatın toplum için önemi nedir? Alevilik için önemi nedir? Bu konuda bir değerlendirme de beraber yapabilir misiniz? Şimdi sevgili dostlar, ben tabii ki burada Alevi kültüründen süzülüp gelen fikirler ileri süreceğim. Şimdi Alevilikte insan denildiği zaman iki insan vardır. Bir et, kemik, gövde olarak bildiğimiz ya da ona kalıp denilir, don denilir. Bir şu gördüğümüz insan var. Bir de bunun içerisinde insani yapı vardır. Alevilikte insan denildiği zaman anlaşılan şu gövdenin içindeki insani yapılanma, insan olarak zaten o kastedilir. Bunu bütün söylemlerinde de dile getirir. Hatta der ki bazı nefeslerinde, deyişlerinde kalıbı veya donu hatta hayvan diye de nitelendirir. Der ki ölen hayvan olur, insan ölesi değil. İçteki o insani yapıyı. Şimdi önce bunu söyledikten sonra iki insanın varlığı üzerinden gövdeyi işte yersiniz, yemek işte ne bileyim barındırırsınız onu, elbise verirsiniz, evde falan şu olur bu olur, bunların hepsi
tamamı gövdeye hizmettir. Bir gün yaşanıldığı zaman vücudun kaybettiği enerjiyi, vitaminleri ve benzeri şeylerin hepsini siz işte günde birkaç kere yemek yersiniz, içi yaptığınız bütün o diğer yaşamsal faaliyetlerin tamamıyla zaten gideriyorsunuz. Fakat o insani kişiliğin, çünkü çocuk doğar doğmaz sadece gen yoluyla ona aktarılan bilgi vardır. O bilgi üzerinden, onun üzerine insan olmanın öğretisi gelir, ona verilir ve bir kişilik oluşturulmaya başlanır. Şimdi o kişiliğin oluşturulmasında, o kişiliğin temel yapı taşlarının oluşmasında doğrudan doğruya sanat çok önemli bir rol alıyor. Yani insanın o gövdenin içerisinde, insani yapının inşasında sanat çok önemli bir yer tutar. Bir de artık belli bir kişiliğe ulaşmış kişinin kişiliğinin beslenmesinde sanat çok önemli bir rol oynar. Şimdi sanat bu insani yapıyı oluşturan duyguların o temel yapıları, işte sevgi, mertlik, doğruluk vesaire vesaire. Bunların hem oluşmasında çok önemli bir şeydir, önemli bir etkendir, oluşturur. Hem de bunları besler. Yani bir kişi bir gün yaşadığı zaman insanın yapısında da bir erozyon oluyor. Biz tamam kaybettiğimiz vitamini yemek yiyoruz, onunla karşılıyoruz ama peki bir haksızlık görüyoruz, bir moralimiz bozuluyor, bir yanlışlık görüyoruz. İşte bir insan hakları ihlali veya benzeri insan toplumunda olmaması gereken şeyleri de yaşıyoruz ve bunlar bizim içimizdeki insana güveni erozyona uğratıyor, sevgiyi ve benzeri şeyleri eksiltmeye başlıyor. Bunların doldurulmasında, yeniden yenilenmesinde sanat birinci derecede rol oynar. Biz sanatı tabii ki iki cins sanat var. Bir halkın sanatı, ezilenlerin sanatı, bir de yönetenlerin sanatı, düzenin sanatı. Benim burada kastettiğim elbette ki düzen kendi çıkarları, amaçları doğrultusunda bir insan tipi yaratmaya çalışır. Onu şey yapar. O tip insanların üretilmesinde sanatı kullanır, kullanmak ister. Halk da kendi yaşamının ihtiyacını karşılamak üzere sanat yapar ve o sanatı alır tüketir, beslenir onunla. Şimdi burada işte devrimci sanatçılara düşen görev, biz demin Yılmaz Güney'i yad ettik. Bu anlamda Yılmaz Güney ne yaptığını çok iyi bilen bir kişiydi. Burada da bir devrimci sanatçıyla bu programda bir arada olmaktan da onur duyuyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü sanatçılarımız bizim yürek işçilerimiz. Onlar bize umut verdiler. Onlar bize sevgiyi verdiler. Onlar bize zor günlerde sabırlı olmayı verdiler. Biz sanatçılardan beslene beslene bugüne kadar geldik. Ruh sağlığımızı, kişilik sağlığımızı devrimci sanatçıların çalışmalarından, faaliyetlerinden elde ederek bugüne kadar gelebildik. Eğer bugün kendimizi halen halkın deyimiyle söyleyeyim, balatalarımızı sıyırmamışsak eğer, bu aynı zamanda halk sanatçılarının, devrimci sanatçıların yüzü suyu hürmetinedir. Onu da şey yapayım, burada belirteyim. Demin Cevdet Hoca'nın bahsettiği bir şey vardı. Evet, Türkiye'de düzen eskiden beri, yani benim öğrencilik ve gençlik yıllarımdan bugüne kadar izlediğim, Türkiye'de devletin yöneten kesimler kendi aralarında görev bölümü de yapmışlardı. Sanat, düzen için sanat, devlet için sanat, kapitalizmin ihtiyaçlarına göre sanat konusunu Eczacıbaşı Holding üstlenmişti. Onların çalışmaları özellikle buna yönelikti. Onların çalışmalarının içerisinde bir yanıyla da sanatçıların ekonomik imkansızlıklara, zor şartlar altında sıkıntılar içerisinde yaşamalarının kurtuluş yolu olarak onlara bir takım maddi menfaatler karşılığı bir kısmını da evet kendi yanlarına almışlardır, yedeklerini almışlardır. Ama bizim tarihimiz her türlü zorluğa rağmen, her türlü baskıya rağmen direnen sanatçılarımızın tarihidir. Onu da burada belirtiyorum. Biz
umudu sürekli onlardan aldık. Hiçbir dönem en zor koşullarda dahi bizi ne umutsuz bıraktılar, ne sevgisiz bıraktılar, ne doğruluktan sağlıklı düşünme yeteneğinden bizi mahrum bıraktılar. Her dönem onların sayesinde moralimiz ayaktaydı. Yeniden teşekkür ediyorum hepsine, tamamına. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma oldu bu açıdan. Cevdet Hoca'nın da yanımızda olması bu konuşmada güzel oldu. Pirin bir Alevi piri olarak ve bilimle, sanatla içli dışlı olarak bilinen biri olarak sen bu konuda neler söylemek istersin? Çünkü herkes biliyor, pirim de bir şekilde bilimle, sanatla çok iç içe, tam da kendi konusu gibi geldi bana. Buyurun pirim. Ya baştan şunu söyleyeyim ki sanat deyince bizde genellikle yani Alevi toplumu açısından söylüyorum. İşte saz ve söz akla geliyor. Yani temelini şiirinde oluşturduğu bir bölümü. Sanatın bu bölümü akla geliyor. Sanat deyince koskocaman bir yelpazeyi düşünmek gerekir. Bunu heykeliyle, resmiyle ve daha başka şeyleriyle düşünmek gerekir. Ama biz tabii bütün bunları bir toplum olarak yapabile gelen bir topluluk olmamışız. Her şeyden önce inancıyla yasaklı bir toplumuz biz. Biz sadece aşklarımızı, ayrılıklarımızı, hasretlerimizi şiirle anlatan bir topluluk değiliz. Aynı zamanda inancımızı da bu şiirlerle adına değiş dediğimiz şiirlerle aktara gelmiş bir toplumuz. Şimdi şiirlerdeki önem şu, yasaklı olmanın getirdiği bir şeydir. Bu konuda çok ileri boyutlara varmış şartları yaratmışlar. Nedir bunlar diye baktığımızda, şimdi şiir akılda kalabilen, kolay ezberlenen, geleceğe daha kolay aktarılabilen bir nitelik taşıyor. Bakın hep böyle çoğu serbest vezinle yazmamıştır Alevi ozanlarına baktığınızda. Hepsi böyle hece vezniyle esas olarak yazdığı şiirleri görürüz buralarda. Neden? Kolay akılda tutulur, kolay ezberlenir olmasından kaynaklı şeylerdir. Ve böyle aktarla gelmiştir. Bu müziksiz ifade etmemiş bunu. İşte en önemli problemlerinin çözüldüğü cemlerde bile işte bunu sazıyla, sözüyle halletmiş. İnsanları motive etme açısından şiiri kullanmış, sazın tınısını kullanmış. Bütün bunları en üst seviyede kullanarak gelmiş bir toplum. Ama günümüzde baktığımızda işte bağlama esas olarak böylesi bir, mesela dün sayılabilecek şartlara kadar bağlamayı eline alan insanlara böyle küçük şeyle bakılırdı. Yani hoş görülmezdi. Bunun işte elinde görüldüğü zaman kırıldığı şartları falan da biliyoruz biz. Yani bu sırf işte Alevilerin kullandığı bir alet ve bunu işte cemlerde kullanıyorlar. Ana bacı bilmiyorlar vesaire şeklinde verilmiş fetvalardan da tanıyoruz zaten. Böylesi bir şey var. Bu konuya ilişkin yazılmış şiirler de var. İşte herkesin bildiği, özellikle Cevdet Can'ın daha iyi bilir, işte şeytan bunun neresinde dediğimiz ta 200 yıl önce yazılmış bir şiir. Herkesin dağarcığında saklıdır, günümüze kadar taşınmıştır. Ama sanat, Cevdet Canımızın da belirttiği gibi, toplumun kültürel anlamda bilincinin değiştirilmesi ve motive edilmesi açısından çok önemli bir yer tutar. İşte ama onun gerçekten toplumsal çelişkilerin gündeme getirilir bir biçimde ve aynı zamanda çözüm üretir biçimde kullanılması çok önemli. Mesela Pir Sultan'da sadece aşkları falan değil, şimdi buradan örnekleyebiliriz falan. Ama aynı zamanda sisteme ilişkin de mesela çok önemli önermeleri vardır. Taşlanarak öldürülmesinin temelinde de bunlar yapar. İşte örneğin şey olsun diye söylüyorum. Ne demiş? Pir Sultan Abdalım eyde de himmet, kendine cevretme aleme rahmet. İstanbul şehrinde ol sahip devlet, tacı devlet ile salınmalıdır derken bir şey öneriyor, bir şey belirtiyor. Hem çelişkilerin kaynağını tespit ediyor, hem ondan nasıl kurtululacağını
da öneriyor. Yani o yıkılmadan, oradaki o devlet yapısı parçalanmadan yerine işte o kendisinin belirttiği rıza şehri anlayışı yerleştirilmeden toplumun rahat edemeyeceği şeklinde bir önermede de bulunuyor. Yani sanatı biraz da toplumsal çelişkilerin somut bir biçimde gündeme getirildiği ya da getirdiği yanıyla sanata sahip çıkmak lazım. Yoksa işte Cevdet Can'ımız da belirtti yani toplumda hiçbir şeye dokunmayan suya sabuna derler. Yani deyim öyledir. Suya sabuna dokunmadan sadece işte şeyi belirtmek örneğin işte yağmurun yağdığını herkes bilir, görür. İşte yağmur yağıyor ama sonuçta ne olacak onu belirtmeden geçen anlayışın toplumsal ilerlemede hiçbir anlam ve önemi yoktur. Yani o çelişkileri gündeme getirerek onlara uygun çözüm önerilerinde bulunmak esastır. Sanatın yapması gereken de budur. Yani bunu ressam resmiyle, işte heykeltıraş heykeliyle, müzisyen müziğiyle, sinemacı sinemasıyla yapmalıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum başka neler söylenebilir bu konuda. Çok daha fazla şeyler söylenebilir ama. Konuşuruz birim ben şimdi. Evet. Efendim? Dedim daha konuşacağız bunu. Sen bir şey söyleyecektin diye sustum ben. Özür dilerim. Bitirdin zannetmiştim. Yani şey yapabiliriz. Bu konuda noktalayabilirim. Yine söz verdiğinizde genişleterek anlatabiliriz bu tür şeyleri. Ben şimdi buradan aslında hepinizin de irdelediği, güzel tanımladığı bir noktayı ben bir taraftan hem Alevi sanat üzerinden hem de genel sanat üzerinden Cevdet Bağcan'ın sözüne döndürerek devam ettirmek istiyorum. Çünkü Alevi geleneği sözlü gelenekten gelir. Yani bu da kendi ozanlarının, sanatçılarının yazılmayan tarihi sözle bize taşımasına sebep olmuştur. Sanatın Aleviler için böyle bir önemi vardır. Sanatın toplum içinde çok ciddi bir önemi vardır. Çünkü kendi tarihlerini de büyük ölçüde o sanat sayesinde taşımıştı. Ama demin Cevdet Can tabii ısrarla dikkatli olmaya davet ederek yani anlaşılmasını istediği bir konu vardı. Dedi, şimdi siz bir geçmişin sadece sanatıyla bugüne sadece seslenmeye kalırsanız bugünü anlayıp tanımlayamayız. Yani bugüne dair yani biraz da modern çağ tırnak içinde modern çağı yakalayan bir sanat üretiminin içinde de olabilmek şart. Çünkü geçmişin anlayışı ve toplum gerekçesiyle vardı ve o onlara sesleniyordu, onları bize anlatıyordu. Yani örneğin feodal dönemde yaşayan Pir Sultan feodal dönemin koşullarını bize sanatıyla aktardı ve biz onlardan öğrendik neyin ne olduğunu ama bugüne yönelik de sanatın çağı yakalaması çok önemli. Şimdi az önce tespitlerinizde hepinizin vardı. Şimdi iki türlü bir sanat var. Bir tüketme yani kapitalizmin özellikle yarattığı tüketme dayalı, günü gibi birlik sadece şeyler işleyen, akılda hatta kalmasına çok ihtiyaç olmayan sözlerden ibaret ya da görsellerden ibaret sanatlara yükleniyorlar. Bu da biraz bellek boşaltma bana göre. Ama işte az önce de sizin hepinizin altını çizdiği bir de yani halkı düşünmeye sevk eden ya da halkın değerlerine, durumuna bakıp ondan yorum, sentez yapıp tekrar halkın önüne getirmeye sanatla çalışan bir de sanat yapısı var. Yani bu da bize halk sanatı diyoruz. Bu konudaki açmazlarımız neler? Yani doğru ama bunları tartışabiliyor muyuz? Ya da bunları neden tartışmak gerekiyor ve tartışırken de bunu somut olarak neyin üstüne oturtturabiliriz? Bir örneklendirebilir miyiz? Bana göre mesela Cevdet Bağca biraz modern çağın müziğini oluşturmaya ve sözlerini oluşturmaya çalışan biri. Yani ben türkülerini bilirim. Yani kendi hayatını yeterince bilmem ama türkülerini bilirim. Örneğin. Bu şekilde de biraz somutlayarak hocam neler söyleyebilirsiniz? Bana mı soruyorsun? Evet. Şimdi her şeyden önce ses meselesini de çözmeye çalışıyorum bu arada. Elimden geldiğince. Kulaklıkla sanki sesiniz çok iyi geliyordu. Ya şey şarjım da beni paniklettirdi. Düzelteceğim birazdan. Şimdi duyuluyor muyum? Şimdi duyuluyor muyum? Şimdi sesimi duyurabiliyor muyum? Evet, yani ben duyuyorum. Konuklarda şeyden özellikle yazdılar. Ses az geliyor diye o yüzden şey yapmıştım. Ya sanatla ilgili tartışmalar biraz statikodan bağımsız gelişmeli. Eğer belirli statikolarla sanat tartışır, yol alıcı olmaz.
Şeyi çok iyi anlayabilirim. Gelenekte tek bağlamayla Ozan'ın köylere gidip Alevi köylerinde sesinin sonuna kadar bağıra bağıra geleneği tarif etmesini, geleneği söylemesi çok anlaşılır bir şeydir. Ama statikodan bağımsız düşünürseniz o güzelim türküleri pekala gitarla, piyanoyla, güzel ses cihazlarıyla çok kolay duyurabilirsiniz birçok insana. O yüzden yaklaşırken statikonun biraz dışından bak gerektiğine inanıyorum. Yani elbette geleneğe sahip çıkacağız, geleneksel söyleniş biçimini arşivleyeceğiz, ona bir değer, bir anlam yükleyeceğiz, gerektiğinde kullanacağız. Geleneği dinlemek isteyen geleneği dinleyecek. Ama benim açımdan bir Şah İsmail şiirini bugün besteleyip duyurmak, ille bağlamayla yapmak zorunda değilmişim gibi hissediyorum. Yani pratik olarak şiirin ruhu, zamanın ruhuna, ezen ve ezilen kültürüne vesaire tekabül ediyorsa, bunu modern çağın bir sürü ses sisteminden yararlanarak, enstrümanlarından yararlanarak ifade etmeli insanlar diye düşünüyorum. Yani statikonun bizi ilerleten değil, gerileten bir yanı. Yani şu anda birçok gencimiz, özellikle Alevi gençleri arasında çok yaygındır. Türkiye'deki trendten söz ediyorum. Avrupa'daki karşılığını bilmiyorum ama daha çok bugünlerde dizi müzik belirliyor insanların müzik tercihlerini ve yurt dışında gördüğüm kadarıyla Avrupa'daki Türkiye'li gençler dizileri çok izliyorlar. Yani bu bir tanıklık benimki. Gözlemlediğim bir tanıklıktan söz ediyorum. Ve örneğin onlar arasında biraz anarşist, biraz sistem karşıtı rap parçalar çok popüler. Ya bugün itibariyle trend o. Şimdi biz inatla eskiyi ve geleneği bu çocuklara dinletmeye kalkıştığımızda aslında bir haksızlık yapmış oluruz. Yani elbette bakın şunu çok özenle söylüyorum. Çünkü zor tartışmalar bu. Niye söylüyorum? Ben bu bağlamayla çalınmasına, söylenmesine, geleneğin arşivlenmesine, korunmasına asla itirazım yok. Bu değil söylemek istediğim şey. Söylemek istediğim şey, hani zamanın ruhu derler ya, artık çağımız o kadar güzel Alevi deyişleri rock da yapılabilir, işte yani çok hareketli protest şarkılar haline de gelebilir ve bunun örnekleri de var ve çok şey, sempatik geliyor insanlara. Benim derdim sadece klasikten beslenebilir. Ama klasiği sonsuza kadar savunmamalıyız. Böyle olursa çocuklarımızla aynı dili konuşma konusunda sorun yaşayacağız bir süre sonra. Örneğin Avrupa'daki protest müziğin karşılığı halk müziği değildir. Siz daha iyi biliyorsunuz. Avrupa'da protest müziğin, sistem karşıtı müziğin karşılığı rock müziğidir. Yani Avrupa'daki rockçı askerlik meselesini bu memleket gibi yaşam geriye karşıdır. Siyasetin bu ülkede yapıldığı biçimlere karşıdır. Örnekler veriyorum. Yani herkesin kravat taktığı bir ülkeden rahatsızdır. Bu yüzden Avrupa'da ilerici tendanslı müziklerin birçoğu rock temalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu niye Türkiye'deki yani sistem karşıtlığı ya da egemenlerin müzikal anlayışın karşıtlığı ya da iyi müzik noktası inatla annemin ya da babamın dinlediği tarzda müzik dinlemek, söylemek dayatması olmamalı. Çünkü bu bir süre sonra bir statikoyu ortaya çıkarıyor. Ve bu statikodan beslenen insanlar ortaya çıkıyor. Bu statikodan beslenen insanlar ortaya çıktığında sapla saman karışıyor. Şimdi bir tür bağlamayla söyleyene siz devrimci değil. Şimdi grup yorumdaki çocuklara hayır mı diyeceksiniz? Ya da yani gitarla söyleyen çocuklara karşı mı çıkacaksınız? Bu da çıkarak bakalım. Şöyle yapalım. Türkiye'nin müzik dağarcılığı, müzik kültürü yazılırken, kaleme alınırken sorumludur. Üniversitelerin müziği arşivleme biçimi sorumludur. Derleme biçimi sorumludur. Derleme biçimi sorumlu olur. Bugün bütün ozanlar birbirine mahkemeyle dava açmaktadır. Yani bütün ozanların sorunları
şu anda birbirlerini mahkeme dolaştırmakla meşguldürler. Bilmiyorum tabii, oradan görüyor musunuz siz bu fotoğrafı, ama Türkiye'de çok yaygın bir şeyden söz ediyorum. Şimdi o kadar çok kayıtlenmelerinde şunu getiriyor. Haksızlığı da getiriyor. Siz atıyorum rahmetli sevgili Mahsuni'nin bir türküsü, çok benzeri bir melodinin üstüne iki tane kayıtırık söz yazıp yayınlayıp ya işte ben de değiş yazıyorum demeye başlıyorsun. Bu faciaya dönüşüyor bir süre sonra. Bir süre sonra arabesk aslında o öze, o damara hiç uygun olmayan bir yaralı ceylan ekibi çıkıyor ortaya. Yani tematik olarak sözler sadece yaralı ceylandan söz eden arabeskleşiyor. Ama altyapısı türkü gibi gelen yaygın bir tutum çıkıyor ortaya. Bugün aslında hepiniz bunu yaşamıyor musunuz? Mesela ben üniversite okumuş, yani işte politik geçmişi olan, çok abartmadan söylüyorum. Birisi olarak örneğin Avrupa'daki Alevi çocukları gördüğümde çok üzüldüm. Yani buranın müzik diliyle oranın müzik dili artık farklılaşmış. Siz de bunu fark ediyorsunuz. O kadar belli oluyor ki oraya geldiğimizde. Bu üzücü bir şey. Yani sırf gelenek dayatmasıyla bunaltmamalıyız çocukları. Değerlerdir aslında. Değerlerdir. Yoksa Ahmet Kaya'yı nereye koyacağız? Yoksa İlhan Eli'yi nereye koyacağız? Yoksa Ali Asker abi'yi nereye koyacağız? Yoksa emekçiyi nereye koyacağız? Bugün itibariyle tanıklık ettiğimiz çağa yönelik eleştirilerimiz, sanatsal ufkumuz, estetik ufkumuzu bugünün tanıklıklarıyla da anlatmak gerekiyor. Bu da bir ozan sorumluluğu. Tabii ki ben Pir Sultan Abdal türküleri okumayı çok seviyorum. Ama bundan 100 sene sonra bugünü anlatan bir türkünün sahibi olmayı da çok istiyorum. Elbette ona bir anlam yüklüyorum. Ona bir değer yüklüyorum. Ama o gün olmayı var olan yüzlerce problem var. Bunlardan söz eden, hani bir dönem bir tartışma konusuydu kent ozanlığı. Şimdi bizim 80'den önce beslendiğimiz kaynaklar yok. O mitingler yok, o yürüyüşler yok. O bizi besleyen bir şeydir, sanatı besleyen bir şeydir hayat. Bugün itibariyle kentlerde müthiş bir yalnızlık, müthiş bir yoksulluk. Aşkın kirlendiği bir dönemi, sevginin kirlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Her şeyin dijitalleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir döneme dair tavrımız olmalı. Hani benim çağımız ozanlarından, ozanlığından yine söylüyorum. Gerçekten bir tartışma başlatmak değil niyetim. Ama okuma ilericilik sayılmamalı. Bu statikodan çıkmamız gerekiyor. Şimdi yıllardır bunu yapıyoruz ve bunu çok abartarak yapıyoruz. O yüzden bütün etkinliklerimizin, bütün şenliklerimizin, bütün festivallerimizin sanatçıları aynı şarkılar, aynı bunalımlı ruh hali. O yüzden denemiyoruz. Hep şeyi söylüyoruz. Aleviler dünyanın en renkli yaşam biçimine, en ilginç ve özgün, değerli yaşam biçimine sahip topluluklar ya. Bizi tanıyanlar çok büyük bir şekilleniyorlar. Tutuculuk onları da uzak tutuyor. Tutucu olmak zorunda değiliz artık. Kocaman bir dünya, bana göre kocaman bir köy artık. Neyi nasıl ulaştırabiliyorsak inandığımız değerleri, o müzikal dili, o sanat dilini kullanmalıyız. Tabii şu anda sadece ben müzik konuşuyorum. Az önce sevgili abilerimden, abi diyorum alınmayın lütfen. Sevgili dostlarımdan biri çok güzel bir şey söyledi. Sanatın diğer alanlarını anlatsam, o vahamet yani şu anda Türkiye'de. Yani şu anda sadece biz sözlü müzikten söz ediyoruz ama sanatın diğer alanları yerlerde yani şu anda. Onlar ayrı uzun tartışma konuları. Çok uzatmak istemiyorum. Özür diliyorum. Belki biraz uzattım ama derdim anlatmak dedi. Yok, aslında bizim de çok konuştuğumuz şeyler değil. Yani ben size daha sonra tekrar dönüp bu konuda da bir soru sormak istiyorum. Çünkü sanat cephesinin daha fazla irdelenmesi gerekiyor. Ciddi sıkıntılarımız var. Yani tespitlerinizdeki, ben hemen söylediğiniz her şeyi gözümün önünde geçirmeye çalıştım. Buradaki yaptığımız etkinlikleri, büyük etkinlikleri hepsini değerlendiriyorum. Genç kuşağımızla ilgili bir kopukluğumuz var. Yani şimdi hem ritüel anlamında cemevlerimiz, derneklerimiz gençler tarafından yeterince dolmuyor. Artık farklılaşıyorlar çünkü sanatsal anlamda da artık neredeyse o
bahsettiğiniz işte Statikon dayattığı konserlerden ibaret olduğu için artık yeterince gençlerle ilgimiz yok ve biz demin aslında güzel bir şey söylediniz. Geleceğe elbette değer vererek, onun da çağın ruhuna uygun derleyerek ve üreterek yapmak gerekiyor demiştiniz. Şimdi biz bakıyoruz, o geleneğe değer vermek adına bir statiko oluşturuyoruz ve farkına varmadan gençlerimizin bizden gittikçe hem belleklerini de, bizim belleğimizi de almayarak kendi farklı belleklerini oluşturuyor ve bir bağ kopukluğu yaşıyoruz. Ben diğer canlara o konuda sorup sonra size geri döneceğim. Ya bu konuda haksız değerlendirme mi oldu sizce? Yani yaşadığımız biraz da sanat anlamında, Alevi sanat anlamında da böyle ciddi bir sıkıntı yok mu? Çok bence güzel bir değerlendirme oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sözü prime mi verdin? Fark etmez, ikinizden biri hemen sözü alabilir. Ben Cevdet arkadaşımıza katılıyorum, dostumuza katılıyorum. Yani şimdi zaten her çağ, her üretim biçimi kendine uygun değerler yaratır. Onun güncellenmesi gerekir. Güncellenmeyen hiçbir bilginin günün şartlarına göre anlam ve önemi yoktur. Bir değeri de yoktur aslında. Yani gelenekçi, muhafazakar bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıkar. Eskiyi sürekli aynı biçimiyle devam ettirme anlayışı odur zaten. Onu öyle görmek gerekiyor. Çağımız neyi gerektiriyorsa, koşullar neyse onu görmek önemli. Mesele de budur zaten. İçinden çıkılmaz, önümüzde duran, aşılması gereken barikatlar da bunlar. Ne yazık ki kafalarda bu barikatları aşamıyoruz. Yani Cevdet Canımızın da söylediği gibi belli o müzik türleriyle günün şartlarına göre çıktığınızda hadi bu da nereden çıktı diyorlar. Bizim geleneğimizde böyle bir şey yoktu diyorlar. Yani o muhafazakar dediğimiz kesim buna karşı çıkıyor esas da. Yani oysa yani bizim ozanlarımız şeyi belirlemiş, mesela demiş ki sorma be birader mezhebimizi, biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır. Çağırma meclisi riyaya bizi, biz şerbet bilmeyiz, dolumuz vardır derken, şimdi bu yolsa, bu o yolun da şeyini belirlemiş, ilkelerini belirlemiş, bilim demiş. Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiş. Şimdi bilimi ne kadar takip ediyor? Bu yolu sürdüğünü iddia eden insanlar, bu yolun düşünsel anlamda geleceğe taşıyıcısı olduğunu iddia edenler bilimi ne kadar takip ediyorlar? Burası da konuşulup tartışılması gereken şeylerden biri. Yani dünyada korkunç miktarda paraların ayrıldığı, aklımızın, hayalimizin alamayacağı ölçüde paraların, maddi olanakların ayrıldığı ve buruşların sergilendiği, ortaya çıkan değerlerin topluma sunulduğu, yani bilmeleri gerektiği kadar topluma sunulduğundan söz ediyorum. Onu bu insanlar ne kadar yakından takip ediyorlar? Örneğin şu tepemizde her gün 18 defa dolanan, 28 bin kilometre hızla dönüp duran uluslararası uzay istasyonu ve oradaki buluntulara ilişkin neler düşünüyor bu insanlar? Onları bile güncellemiyorlar. Ya bunların akıllarından zorları mı vardı? 150 milyar dolar para harcayarak bu aleti yaptılar. Oraya sürekli 3 ayda bir gidip geliyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Ne işle uğraşıyorlar diye düşünüp kendi kendimize soruyor muyuz? Yani sanat da böyle, yani sanatta neler oluyor, nelerin olması gerekir? Yani sonuçta bu geleceğe aktarmazsa gençlerle aktarılacaktır. Bu gençlere nasıl aktaracağız düşünceleri? Bilimi nasıl aktaracağız? Bilgiyi nasıl aktaracağız bunlara? Geçmişe ilişkin gelenek görenekleri olduğu gibi yaşarsanız bugüne hiçbir faydası yok. Bunu böyle bilmek lazım. Günümüzün şartlarında insanların ne yapması gerektiğini bilince çıkartamıyorsak, yani biz havanla su dövüyoruz gibi bir durumla karşı karşıyayız demektir. O nedenle Cevdet Canımız doğru şeyler söyledi. Ben de katılıyorum. Yani güncellemek lazım.
Günün şartları neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek lazım. Onları da neyi gerektiriyor dersen işte çıkartmışlar bir sürü şeyler, uyduruk şeyler. Üzerine işte herhangi bir melodinin üzerine hiçbir anlamı olmayan sözler yazarak güncelliyorlar bunu ve insanlar da böyle almış kendini gidiyor. İşte görüyoruz televizyonda sorular soruluyor. Sokağa çıkmış işte bir spiker canımız. Diyor ki ya işte AKP hükümeti yer çekimini kaldıracakmış. Bu konuda ne diyorsunuz? Üniversite öğrenci. Ya diyor onlar karar almışsa doğrudur. Kaldırsınlar. Yer çekimini kaldırsınlar diyor. Örneğin. İşte piramitleri çalmışlar diyor. Yani ne yapmamız lazım? Sonra gidip getirmemiz lazım diyor piramitleri. Bizden çalmışlar gidip getirmemiz lazım. Yani şimdi buzağı neyin ne yavrusudur diye soru soruluyor. Yani bunları izliyoruz. Herkes izledi. Yani eşeğin mi yavrusudur, keçinin mi yavrusudur, ineğin mi yavrusudur bilmiyorum. Yani şimdi böyle bir üniversite öğrencisi yani bunları böyle yetiştiriyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz daha hızlı konuşarak bunları derdimi ifade etmeye çalıştım. Güncellenmeyen doğru bilginin güncellenmeyen bilginin hiçbir anlamı ve önemi yok. Güncellenmesi lazım. Müziğinde öyle, sanatında öyle. İşte geçmişte şimdi kubik resim diye bir resim mi vardı? Şimdi Van Gogh'u tanıyoruz. Kendine göre bir şey yapmış. İşte fırçayı, fırça gibi bizim bildiğimiz fırça nasıl kullanılırdı? Sürteceksin. İşte boyaya batırıp sürteceksin. Ama onu bir balta gibi kullanma anlayışını ilk ortaya getiren bir şey, bir ekol yaratmış. Çıkmış Van Gogh. Yani mesela diyelim ki işte Picasso çıkmış, işte kübik resmin, modern resmin babası ilan edilmiş. Sürrealizmin şeyi, Dali çıkmış ortaya çok farklı böyle, yani baktığı zaman insanın ya bunlar da olabilir mi şeklinde düşünüyor. Bu da nereden çıktı der gibi şeyler ama giderek insanlar işte farklı evrene nasıl bakacaksınız siz? Hep aynı pencereden mi bakacaksınız? Yoksa bakış açınızı genişletecek misiniz? Ne kadar geniş bakış açısıyla bakarsanız evreni o kadar daha iyi anlayabilirsiniz. Zaten insan dediğimiz canlının da tüm meselesi var olduğu olalı evreni anlama çabasıdır. Evreni nasıl anlayacağız? Şimdi bunun için şimdi şey diyor bir bilim insanı diyor ki Karl Marx adını da söyleyeyim. Yani gerçek görünür olsaydı, görünen gerçek olsaydı bir başka deyişle bilme gerek kalmazdı diyor. Yani şimdi o nedenle insanlık bugün gerçeği arıyor hala. Her bulduğu şey gerçek değil. Yani insan gözünün gördüğü her şey gerçek değil. Gerçek çok daha farklı bir şey. İşte ona ulaşmaya çalışıyor. O da mutlak değil, sürekli değişken, yepyeni şeyler çıkıyor. Onun için bir bilim insanı çıkıp şey diyor. Yani bugün yepyeni bir şey keşfettiğimde oturup onun hemen tadını çıkartmaya çalışırım. Çünkü her an birisi kalkıp onun yanlışlığını ispat edebilir diyor. Yani hemen kısaca toparlayayım. Biraz böyle belki ilgisi alakası olmayan şeyler söyledim. Cevdet Hanım'ımız, canımız güzel şeyler söyledi. Dedi işte güncellenmesi lazım. Günün şartları neyi gerektiriyorsa ona göre müziği de ona göre değiştirip dönüştürüp ona göre topluma aktarmak gerekir dedi. Devrimci sanatçılığın görevi de budur. Bunu yapıyor olması lazımdır. Yani toplumun çelişkilerini iyi tespit eden, hani ona diyalektik materyalizmde somut şartların somut tahlili diyorlar ya. İşte onları yapan, becerebilen insanlara, o sanatçılara ihtiyaç var. Toplumu daha çok onlar geliştirip dönüştürecekler. Onlara büyük görevler düşüyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Velican, siz ne eklemek istersiniz? Ya şimdi ister Cevdet Can olsun, ister Prim olsun zaten anlatılması gereken çok şeyi anlattılar. Ben sadece bir iki kelime hani söylemiş olmak için onların düşüncelerine zaten katılıyorum. Yani şimdi biz dogmatik insanlar, beyni veya yaşamı donmuş insanlar değiliz. Biz sürekli gelişimden yana olduğumuzu söyleyen insanoğlunun sürekli bir tarihsel
gelişimden bir tarihsel olarak ileriye doğru dönüşümden dönüşümünden bahsediyoruz. Biz o zaman ne konularımızın içeriğinde ne de yöntemlerinde dogmatik olamayız. Muhafazakar olamayız. Gelenekçi olmak ayrı bir şeydir. Ama sürekli yeni yeni doğrular doğuyorken, sürekli her kuşağa damgasını vuran yeni yeni doğrular karşımıza çıkıyorken sanatın o doğrulardan bağımsız kalmasının, onları görmemezlikten gelmesinin imkanı yoktur. Sanat mutlaka ve mutlaka kendini hem yöntem olarak hem içerik olarak sürekli geliştire geliştire bugüne kadar geldi. Bunun şeyini şu örnekle verebilirim. Eğer insanoğlu her gelen kuşak bir önceki kuşağa bir şeyler eklememiş olsaydı biz halen mağara devrinde yaşıyorduk, taş devrinde yaşıyorduk. İnsanoğlu gelişmiş ise eğer tutuculuğunu, muhafazakarlığına rağmen yeniliğin ve gelişimin peşinde koştuğundan dolayı buraya geldi. Bu görev bugün tamamlanmış değil. Bugün de devam edecek. Gelecek kuşaklarımız bizden çok daha da ileri, çok daha güzel şeylerle, içerik ve yöntemle sanatı sürdürmeye devam edecekler. Sanatın diğer bir adı hani yürek işçiliği deniliyor. Çünkü kişilik işçiliği deniliyor. O kişilik işçiliği gelecek kuşaklara, gelecek kuşakların doğruları üzerinden sürdürülmeye devam edecektir. Başka söylenecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben şimdi Cevdet Kazi'ye tekrar geri dönerek hocama şey sormak istiyorum. Yani şimdi öncelikle bizim de kendi eksikliklerimizi ben anlatmaya çalışarak kendisine kendi söylediklerinden bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi hocam bizde şimdi Alevilik'te mesela bir sorun olduğunda, kamuoyuna açıklama yapıldığında işte örneğin Devrimci Aleviler Birliği Yönetim Kurulu şu açıklamayı yapıyor. İkrar yol sorumlusu şu açıklamayı yapıyor ya da başka yer diyor ki bizim inanç kurulu şu açıklamayı yapıyor, derneğimiz şu. Ama yani bu Alevilik sanattan beslendiği halde sanatçıları bir açıklama yapamıyor. Yani bizim derneğimizin Alevi sanatçı cephesi ya da Alevi sanatçı kuruluşu açıklamayı yaptı demiyor. Bu kadar yararlanmasına rağmen ve sanatın bu kadar da önemli olduğunu bilmesine rağmen. Şimdi sizin cepheye de ben dönüp bakmaya çalıştığım zaman da şimdi sanat cephesi sanki biraz da dağınık gibi duruyor. Yani özellikle 80'lerden sonra dağılmaya başlamış. Çünkü öncesinde ciddi bir kurumlaşma var. Bir şekilde bu tepkileri daha net, daha şey ama 12 Eylül'den sonra biraz bir dalmış, bir 90'larda toparlanmaya çalışmış ama günümüzde neredeyse böyle bir cephe yok, böyle bir söz yok. Yani kısmi çok ciddi konularda birkaç sanatçının bir araya gelip sadece konuştuğu bir şey var. Yeterince bir sendikalaşma, örgütlenme yok. Demin çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki sağ üretimi azdır dediniz. Ya bu bilimsel bir gerçek çünkü pratik ortada. Yani üretemez niye? Çünkü statikodan fazlasıyla etkilenmiş ve hurafelerle yaşayan bir anlayış olduğu için doğal olarak üretemez ama sol üretebilir, araştıran bir şeydir. Peki üreten sol için bu bir avantajken üreten sol sanat bu konuda nerede, yani ne yapması gerekiyor, örgütlenmesi gerekir mi ya da bu söylediklerinizi kendisi içinde tartışıp topluma sunması gerekmez mi? Bu durumda ne yapıyor ve siz bir sanatçı olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi kulaklık kullanıyorum. Duyuluyor mu? Çok güzel geliyor sesi. Çok eyvallah. Güzel oldu gerçekten. Daha çünkü güzel sesin güzel zaten. Eyvallah. Bu sesi az eyvallah. Durmak kötü oluyor. Eyvallah. Bu arada Prim çok çok özel değerlendirmeler yapıyorsun. İyi ki varsın. Gerçekten. O yıllardır özlediğimiz değerlendirmeler onlar. Sen daha çok değerlendirme yap. İyi mi? Yani sadece bu röportajları bekleme lütfen. Sen daha çok değerlendirme yap. Sevgili dostum seni de söylediğin her şeyi çok önemsiyorum. O film çok özel, çok enteresan yerlerden yaklaşıyor meseleye. O belki de politik geçmişinizle ilgili bir şey bilemiyorum ama çok özel değerlendirmeler yapıyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Ya şimdi şeye gelince aslında gerçekten zor bir tartışma konusu yürütüyoruz şu anda. Bu çok uzun soluklu, akademik anlamda çok tartışılması gereken bir konu. Ne yazık ki bu ülkenin üniversiteleri tartışmadığı için böyle şeyleri. Üniversiteden mezun olan çocuklar o Ses Türkiye yarışmasına gidiyor. Yani ülkenin şeyi bu, akademisyen yetiştirecek, işte müziğin bilim adamlarını yetiştirecek kuruluşlarımız falan yok bizim.
Yani çocukların en büyük hayali bir ses yarışmasına gidip torpil bulursanız üniversitede öğretim üyesi olarak kalırsınız, torpil bulmazsanız bir ses yarışmasına gider ya da bir türkü barla anlaşıp ekmeği, küçümseyerek söylemiyorum, lütfen böyle algılamayın, onların mücadelesini de destekliyorum. Hatta sonuna kadar destekliyorum, mutlu olmaları gerektiğine inanıyorum. Ama şu çok önemli. Demin konuşurken şeydi, ülkenin müzik dağarcığı yazılırken aynı tarih dağarcığı yazılır gibi yazılmış. Yani resmi tarih, Türkiye'nin tarihinde biz ne öğrenmek istiyoruz, neyi öğrenmemiz gerekiyorsa onlara göre onu yazmış. Müzik tarihinde böyle tarif etmiş. Müzik tarihinde böyle tarif ettiği için birçok şey karışmış. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde müzikle ilgili en değerli araştırmayı bir Macar yapmış bildiğim kadarıyla. Bela Bartok isimli bir Macar yapmış, yani dışarıdan getirmişler halk müziği dağarcığı oluşturulsun diye. Şimdi son dönemde çok dramatik bir şey yaşıyoruz aslında. Şimdi derneğinizin ya da tabii derneğinizin önündeki o devrimci kelamı çok kıymetli bir kelam. Devrimcilik yaşamı topyekün kavrayış biçimidir. Aşkı da, maddeyi de, eşyayı da, böceği de, soğanı da, neyse ne işte. Ben böyle düşünüyorum. Biraz romantiyim bu konuda ben. Şimdi böyle bir dönem yaşıyoruz ki açıkçası böyle önünde o D harfini gördüğünde konulara yaklaşımınız daha farklılaşıyor. Daha sıcak geliyor. Daha hoş geliyor. Şimdi yaşamın bütün pratiklerini belirleyen aslında fizikteki gelişmelerdir. İşte Newtoncu yer çekimi kuranları, dış müdahaleler, daha devrimci teoriler ortaya çıkarmıştır zamanında. İşte arkasından Einstein'ci teoriler gelişmiştir. İşte iç dinamikler meselesi, evolution, evrim meseleleri tartışılmıştır. Böyle uzun tartışmalar yapmayacağım. Biraz karikatürize ederek geçiyorum. Geldiğimiz yerde kuantum dönemi yaşanıyor. Böyle bir hız var, yani inanılmaz bir hız var. Ve bu hızın içinde biz hala geleneklerimizi, yaşam biçimlerimizi yaşayamayan halklarız. Yani bu kadar hızlı bir seyir var. Dünya, madde, işte fizik, inanılmaz şeyler yaşanıyor. Ya en son işte bu virüs meselesi bile, sınırların ne kadar salakça, ne kadar ahmakça, o çizdiğimiz sınırların ne kadar değersiz şeyler olduğunu, insana dair şeylerin dünyanın her yerinde insana dair olduğunu, insanın dünyanın her yerinde devrimci bir pratikle yan yana gelebileceğini, hangi dilden, hangi kültürden olursa olsun, gösterdi aslında. Ama biz bunun içindeki en dramatik hayatları yaşayan adamlarız. Bizim doğuda şey derler, hayf, bilmiyorum bilir misiniz, hayf, günah, hak etmediği bir günahı kasteder. Ya biz hala ana dilde eğitim meselesini konuşuyoruz. İşte insanların ibadethaneleri açılsın mı, açılmasın mı konuşuyoruz. Dünyada 5 kişi nüfuslu siyasal statüsü tanımlanmış devletler var, kültürler var ya, toplam 5 kişiden oluşuyor. Ama biz bunların çok ötesinde ayrı, arkaik bir zaman içinde başka bir zaman yaşıyor gibiyiz. Böyle bir sorunumuz var. Ama siyasal iktidarın da çok korktuğu gezi olayları Türkiye'de tarihi bir eşikti. Herkesin açısından, yönetenler açısından da, muhalefet edenler açısından da. Bunu bir öğretmen gözüyle söylüyorum. Beslendiğim, geldiğim gelenekten bağımsız söylüyorum. Bunu sadece objektif bir aydın perspektifiyle söylüyorum. Gençler sokağa çıktığında bize bir şey öğrettiler ya. Ya sizin ezberlerinizde de sorun var dediler. Yani devletin yöntemlerinde sorun var ama sizin ezberlerinizde de sorun var ve siz hiç kendinizi tartışmıyorsunuz. Evet, biz gerçekten hiç kendimizi tartışmıyoruz. Şimdi sanata dair kendi cephemden bir sürü şey söyleyebilirim. Az önce sevgili dostum, yoldaşım, çok güzel bir şey söyledim. Duyarlılığını anlıyorum. Dedim ki bu aralar sanatçılar konser yapmıyorlar. Yapmasınlar ya. Bir dönem konser yapmasınlar, ne olacak ya? Yani yeterince konser yaptı sanatçılar. Yani öyle bu ülkede bunu söz yazarı, besteci olarak onları ayırıyorum. O beste yaparak, söz yazarak geçinen emekçileri ayırıyorum.
Onlar çok özel, onlar çok haksızlığa uğramış adamlar bu ülkede ama evet, şarkı söyleyenler de bir ay para kazanmasınlar canım. Çok da abartmayın yani bu meseleyi. Acıları ortaktır insanlar canım. Kocaman bir fırtına yaşanıyor. Burada işe gidemeyen madenci ya da işte o canım içi sağlık emekçileri, insanlar neler yaşıyor? Boş verin, böyle şeyleri dert etmeyin. Bir ay konser yapmayalım, iki ay konser yapmayalım, sohbet edelim, bir şey olmaz. İki ay soframız çok renkli olmasın, az içelim, bir şey olmaz. Ya. Bunlar çok önemli detaylar değil. Duyarlılığını anlıyorum ama gerçekten muazzam bir korku atmosferi var. Türkiye'de inanın bana sağlık meselesi de çok değerli bir şey ama ya binlerce insan işsiz şu anda. Yani insanlara eve kapanın demek çok kolay. Çok hamasi bir söz gibi, eve kapanın. Ama yani gündelik işçiler var Türkiye'de. Yani Türkiye'de 3 milyon gündelik işçi var. Gündelik işçi o gün işe gitmediğinde yövmeyi alamayan işçi demektir. Gündelik işçilere dair kimsenin bir fikri yok. Anlatabiliyor muyum? Yani üniversite mezunu var, onlar işlerine gidemiyorlar. Yani geldiğimiz yerde çok dramatik bir durum var. O yüzden desteğini, yoldaşlığını, anlayışını çok değerli buluyorum ama boş ver, iki ay sanat yapmayalım. Yani sanat yapalım yine de para kazanmayalım, bir şey olmaz. Oradan çıkalım. Böyle bölüşelim, yoğunlaşalım, çoğalalım. Ama özel bir şey daha söylemek istiyorum. Süreç şöyle seyrediyordu bizde. İsim söylememde sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yani kimseyi kırmak da istemiyorum ama Türkiye'de Alevi örgütlülüğü ya da Alevi örgütçülüğü deyince çat kapı 2-3 tane dernek ismi gelir herkesin aklına. Hemen yani ilk pratik olarak ya da belki ilk onlar geliştiği için. Ama mesela ya Şeyh Bedrettin çizgisi çok tartışılmaz. Çok sohbet bile yapılmaz. Yani eskiden de örgütçüler çok önemserdi bunu. Nazım Hikmet'in çok güzel şiirleri var bununla ilgili. Ya da Baba İshak, Baba İlyas. Mesela hani o demin o lanetli statü var ya, şeyi de unutturdu bize. Birini tutup diğerlerini unutma, neyi denir ona? Keyfiyeti verdi. Evet. Garip bir dönem yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Hani Alevilerin bir sürü özel konu başlığı tartışabiliriz. Bunlara geçiyorum. Geçmek istemiyorum aslında. Ama biz şu dernekçiysen şundan söz, yani şu dernekçiysen şu konuyu gündeme getirmeyeceksine geldik. Artık Anadolu'nun ortasındaki Alevi ile doğusundaki Alevi'nin başka başka şeyler konuşmaya başladığına tanıklık etmeye başlıyoruz. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Ortak ilerici bir dilin akademik altyapısını oluşturabilirdik şimdiye kadar. Biz bu kadar çok dernek kuracağımıza bir özel üniversite kurup, benim kişisel düşüncem, Alevilikle ilgili tarihi kurumlar, bilimsel kurumlar yaratabilirdik. Buna bütçemiz yoktu deme lüksümüz yok. Ben Avrupa'daki, Türkiye'deki birçok insanın koşa koşa, gönüllü bir biçimde sadece yaptığımız kocaman bir etkinliğin parasıyla kocaman bir özel üniversite açabileceğimizi biliyorum. Gerçekten biliyorum. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Yani şu hikayeleri tevatürle tartışmak yerine, yani Pir Sultan'ı tevatürle tartışmak yerine, Hacı Bektaş'ı tevatürle tartışmak yerine, Şeyh Bedrettin'i, işte Torlak Kemal'i, işte atıyorum Türkmenle Türkle Türkmen arasındaki farkı, Kürt Alevisi, Zaza, Sasanilik, Zazalık ilişkisi, bu kendi içimizde dar tartışmalarımız var ya hızla bizi bizden uzaklaştıran. Bunların hepsini çözecek akademik kurumlar oluşturabilirdik biz. Ama şimdi öyle bir yerdeyiz ki bilmiyorum doğru bir yerden bakıyorum ama duygusal konuşuyorum belki. Sadece kendi aidiyetlerimizle diğer aidiyetleri eleştirmekle meşgulüz. Yani talepte yan yana gelme fikrinden bile uzaklaştık. Tam da onu söyleyeceğim. Gezi bu ülkede bir şeyi gösterdi. Türkiye'de en aydınlık yüzlü çocuklar Gezi olaylarına katıldı. Ve inanın bana en temel dinamiği bizim çoğunluğunu apolitik gibi gördüğümüz Alevi çocuklardı. Elbette diğer kesimlerinde çok büyük katkıları vardı. Asla göz ardı etmiyorum. Asla emeklerini reddetmiyorum ve çok önemsiyorum. Çok değer veriyorum. Hiç ayırmıyorum. Ama Gezi'de o pratiği sergileyen çocuklar bizim çocuklarımız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz onların şeyi yoktu biliyor musunuz? Hangi dernekçisin
hangi gelenekçisin yoktu. Yani çocuklar doğru bir yöntemde, o vicdan var ya, o kocaman vicdanımız bizim, bizi var eden, hep ilk besmelemiz o insan yanımız. Çocuklar bize bir ders verdi. Ya bırakın dedi bunları ya. Yani muhalefet etmenin, talep etmenin yöntemleri var. Muhalefetin de talebin de yöntemlerini sizin ezberiniz geliştiremiyor. O yüzden bu çizgidesiniz ve buradasınız. Kendimi de eleştirerek söylüyorum. Bütün devrimci arkadaşlarımın devrimci emeklerini şuramda taşıyarak, onur gibi taşıyarak, onu reddetmeden yeni pratikler yaratmak gerekiyor. Yeni birliktelikler, yeni hareketler. Çok çok tartışarak, çok çok konuşarak, hiçbir sakıncası yok. Ama inatla artık bilimsel bir sürece evirerek, örneğin ben doğulu bir Aleviyim, örnek veriyorum. Abi Orta Anadolu'dakiyle eskiden çok yakın iletişim kuruyordum ama, örnek veriyorum ama ben kişisel bir şeyden söz etmiyorum. Ama bakıyorum kurumsallaşma olarak farklılaşıyor, insanlar birbirinden uzaklaşıyor. Birbirimizi anlamama noktasına geldik, bunu çok tehlikeli buluyorum. Buradan çıkmak gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, bilimsel yöntemler bulmamız gerekiyor artık bu saatten sonra ve biraz size sataşacağım. Bu olanaklar sizde daha çok. Avrupa'ya göç etmek zorunda kalmış arkadaşların önemli bir kısmı buradaki politik referanslarından, işte mezhepsel referanslarından, Aleviliğinden kaynaklı orada. Bu hakları, itirazım buna değil. Ama orada bu konuyu gerçekten bilimsel okullar seviyesine taşımak kolay olabilir diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili üniversiteler açılabilir. Bu çok zor mudur bilmiyorum ama gerçekten bizim bu tevatür kültüründen kurtulmamız gerekiyor. Tevatür kültürü Aleviliği besleyen bir kaynak değil. Alevi'yi bölen bir kaynak. Yani kendimle ilgili, ailemle ilgili, yaşantımla ilgili örnekler anlatabilirim zamanımız olursa ileride. Ama bunu eğer bir yaşam biçimi sayıyorsak, bunu ilerici bir yaşam biçimi sayıyorsak, bu yaşam biçiminin kökenini ortaya koymak zorundayız. Ben bir sanatçıyım, bunu başaramayabilirim. Ama bu konuyla ilgili bilim adamları yaratmamız gerekiyor. Yani bilim adamı, yazan, çizen adamlarımız olması gerekiyor. Ve artık bilimsel düzeylerde konuşmak gerekiyor. Birincisi buydu. Çok kısa bitiriyorum hemen. İkincisi de şey çok önemli sanki. Ya biz artık kentliyiz. Dediğimiz bir şey var bizim. Bu konuda sizden daha avantajlı olduğumu söyleyebilirim Avrupa'daki arkadaşlardan ama bu, yani Türkiye'den söz ediyorum. Bu ülkenin şu anda eğitim düzeyi en yüksek kesimi Aleviler. Beyaz yakalı dediğiniz okumuş, yazmış doktor, mühendis vesaire. Bunu bir öncelik bir zeka tartışması için söylemiyorum. Sadece biz okumaya verdiğimiz değerden kaynaklı bir sonucu yaşıyoruz. Şu anda kentlerdeki bir sürü aydın, birçok okumuş yazmış adam Alevi kökenli. O yüzden taşra geleneklerimiz tabii ki değerli. Başta da söyledim, bunu tekrar söylemek istemiyorum ama kentte de yeni bir dil yaratmak gerekiyor. Yani düşünsenize bir doktor çocuk benim heyecanlarımla bizim ritüellerimize katılmayabilir ya. Yani yabancı hissedebilir kendimi, çok anlaşılır bir şey. Biz gelişime inanıyoruz. Benle oğlum aynı kelimeleri edeceksek aramızda 30 sene var. Benim ilericiliğim nerede kaldı? Yani bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. İkimiz başka şeyler söylemeliyiz. Farklı olmalıyız. Farklı pratiklerimiz olmalı. Özümüz, niyetimiz aynı olabilir ama pratiklerimiz farklı olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, konuyu dağıttım mı? Yok, bence güzel yerlere dokundunuz. Yani yaptığınız, hatta dediğiniz, size yönelik dediğiniz eleştiri yapacağım bu konuda. Keşke yani dilinize o konuda hiç sansür getirmeseydiniz, daha ciddi, daha genişleterek de vursaydınız. Yani eleştiriye çok açıyız. Yok yok, merak etmeyin. Zaten bu eleştirinin de, biz bu eleştirinin tepkisi olarak da mecburen doğan bir örgütlenmeyiz. Çünkü benzer taleplerde bulunmuş kişileriz ve bundan dolayı statükonun dışına atılmışız ve bundan dolayı da oluşmuş bir örgütlenmeyiz. Yani bu konuda sizin doğal olarak tam fikriniz yok ama biz de tam ondan dolayı da olmuşuz. Eyvallah. O yüzden güldüm. Yok, yok. Eleştiri, başımız, sizi
İzliyorum size dair şeyler güzel okuyorum. Güzel tepkiler var çünkü siz bunu söylediğiniz andan itibaren burada yorumlarda başladılar. Çok güzel tespit, çok güzel tespit yaptı. Kesinlikle doğru. Yani bu konuların üstüne gidilmesi lazım. Keşke işte derneklerden, cemevlerinden daha çok üniversiteleri oluşturabilseydik, yani adı akademik alanlar oluşturabilseydik ve bunu yapabilecek de güce sahiptik. Eleştirileriniz kesinlikle doğru. Biz de bu itirazın doğrultusunda doğduk. Biz bu eleştirileri duymamız lazım. Bir sanatçı candan, bir değerden de böyle bir eleştiri almak bizi aksine sevindiriyor. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Eleştirilerimde ama şeyi söylemem gerekiyor. Bence bu değerlere sahip çıkarak Orta Avrupa gibi dünyanın işte çok özel bir yerindesiniz ve o biliyorum o gurbetçilik herkes devrim ayaklarının üzerinde yükselen film. Yani bunu anlayabiliyorum. Çok zor koşullarda yürütüyorsunuz bu faaliyeti. Eleştirimi bundan bağımsız söylüyorum. Niyetten bağımsız söyledim. Sadece bu olanaklara daha iyi sahip siz diye söyledim inanın ama aynı olanakları Türkiye'de yaratamaz mıyız? Yaratabiliriz tabii. Yani örnek veriyorum, kendimden örnek veriyorum. Geçen İzmir'de Karaburun'a gittim. Güzel bir hikaye paylaşayım sizinle. Karaburun bu dönem nergis mevsimidir. Nergisi bilirsiniz bu güzel Evet. kokan, bahar kokan bir çiçektir. O çok değerli bir çiçektir. Karaburun İzmir bölgesinde en çok nergisin yetiştiği yerdir. İnsanlar orada kayalıklardan nergis toplarlar. O nergisleri demetleyip satarlar. Kendimi çok eleştirdiğim bir şeyden söz edeceğim. Şu anda tüylerim diken diken oluyor bunu söylerken. Karaburun aynı zamanda Şeyh Bedrettin İsyanı'nın finalinin oynandığı yerdir. Yani 10 bin mürşidin kılıçtan geçirildiği, kefen giyip kılıçtan geçirildiği yerdir. İsyanın bittiği yerdir Karaburun. Bir yaşlı teyzeyle sohbet ettim. Nergis toplayan. Dedi ki bu nergislerin hepsinin üstünde saç çıkar. İnsan saçı. Neden dedim? Burası dedi o Alevileri toptan gömdükleri yer dedi. Dünyanın en güzel nergisleri orada. Bunu niye söyledim? Sanatçıyım. Benim bazen kışkırtmam gerekiyor bazı şeyleri. Sanatçılar kışkırtmak zorunda. Karaburun'da bir anıt heykelimiz yok bizim. Yani o kadar çok derneğimiz var, falanımız var, filanımız var. Karaburun'da bir tane anıt heykelimiz yok. Çok mu zor bir anıt heykel? Kaç paraya mal olur? Evet, Bununla İzmir'de ilgili bir bağımsız sanat, kampanyamız bile yok. özür dileyerek söylüyorum. Rica ederim. İzmir'de bağımsız sanatçıların geliştirdiği bir Börklüce anma şeyi oldu. Orada bir heykel yaptılar ama Karaburun'da mıydı, oraya mı götürdüler onu bilmiyorum ama Keşke yaptılar. olsa, keşke olsa çok Çünkü sevinirim. kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bunu biz Alevilerin özellikle yapması ya da örgütleyicisi olması gerekiyordu. Çünkü herkes mesela Bedrettin diyebilir ama Börklüce isyanı benim çok dayandığım profesör araştırmacıların şeyiyle kendi başına bir isyandır. Bedrettin aynı döneme denk gelmiş. Başlı başına bir isyandır. Ve kesinlikle bu değeri vermek gerekiyor. Çünkü çok önemli bir sloganı olmuştur. Yarın yarandan gayrı her şeyi paylaşabilmek için. Ve çok ciddi bedeller verilmiştir orada. Geleceğe dair bize ışık tutmuştur. Ve bugün nergis kokuyor orası. Biz bir heykel dikemiyoruz ya da bir anıt oraya dikemiyoruz. Yani bu bizim eksiğimiz ve tırnak içinde utancımız. Yani bu bir gerçek. İşte Eleştirilerinizi başka üstüne alıyorum. bunu yayarsak, işte benim işim bu, böyle dramatik hikayeleri bulmak ve gerçek sahiplerine ulaştırmak gerekiyor. Bu bir şarkıdan, bir türküden çok daha değerli oluyor bazen. Ben hep şeyi savunuyorum. Çok zamanınızı almayacağım bu dünya. Türkiye çok zor zamanlar geçiriyor ve gerçekten hasta olduğunu duyduğum arkadaşlar arıyorlar. Dönem dönem kesiliyor. Farkındasınız. Ara sıra onlara dönmem gerekiyor. Böyle panik içindeyim. İnanın bana. Ama böyle hızlı hızlı ben bir şeyler söyleyip sonra sorularınız varsa alacağım. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Lütfen öyle algılamayın. Yok hocam, bu zaten bugünü biz esasında seninle sohbete ayırdık. Yani lütfen o konuda Ya bugün sıkıntı şey çekmeden sayın istediğin lütfen. gibi. Bunu lütfen şey sayın. Sonra telafi edelim. Ben bağlamada çalayım. Türkü de söyleyeyim. Ekip de oturtayım karşıma. Çok Karşılıklı seviniriz. söyleyeyim. Vallahi çok sevineceğim. Ben de öyle olsa çok sevineceğim. Ama Aslında tedirgin oluyorum. şimdi tam da yeri, yani bir Ama dinleyebiliriz, yani hocam hazırsanız şey bağlama hocam yanınızdaysa şu ya da anda herhangi müsait bir değil. alet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya Türkiye'nin birçok yerinde duyduğumuz arkadaşlar oluyor hastaneye kaldırıldığına dair. Aileler ulaşamıyor.
haber vermiyorlar. Ya bu anlamda böyle kişisel ilişkileri kullanmak gerekiyor. Sağ solu aramak gerekiyor. Tanıdığımız doktorları. Ben mesela bugün Bursa'daki bir hasta için Dersimler Derneği'ni aradım. Sağ olsunlar. Yani var mı tanıdığınız doktor, hemşire? Sağ olsunlar, hemen döndüler. Yani var, doktorumuz da var, hemşiremiz. Çok sağ olsunlar, emeklerini unutmayacağım. Hani bu tür ekstrem durumlar var. O yüzden dedim, yani bu söyleşiyi sonra uzun zamanlarda seve seve yapalım. Yani seviniriz biz, çünkü bir taraftan da şunu da istiyoruz. Tabii ki şu anda yoğunsunuz. Ben bu yoğunluktan dolayı biz seyircilerin affına sığınıp sizi elbette ki özgür bırakabiliriz. Fazla vaktinizi almayalım. Eyvallah. Ama yani moral açısından da çok ciddi ihtiyacı var. Hele ki bizim, sizin gibi sanatçılara var. Biliyorum. O sözünüzü gerçekleştirirsek de seviniriz. Çünkü bizim de toplumun da buna ihtiyacı var. Güzel olur yani böyle sanatsal bir etkinlik yapabiliriz. Bu fırtına hep şey diyor. Bu fırtına hep yaşlılar için demezler ben, ama duygulandım ben. Filiz Kram fırtınası diyorum ben. Onları korumak gerekiyor. Onları ya sadece yaşlılar oluyor dememek gerekiyor. Onlar aynı zamanda 68'in yiğit adamları, 78'in yiğit adamları şey yani şu anda tehlikeli yaşlardalar ve hastanelerde yeterince yer yok anladığım kadarıyla. Yani şey de yapmak istemiyorum. Ya, maalesef. Umutsuzluk da iklimi de yaratmak istemiyorum. Ama hikaye bu, ama söz veriyorum yani ilk fırsatta bunu telafi edeceğime lütfen inanın. Ama yine sormak istediğiniz olursa söylerim, ama demin şeyi söyleyecektim unuttum. O da söylemem gerekiyor. Pirim, sıranızı aldım, aferin beni. Ya rica ederim, rica ederim. Lütfen siz yani devam edin. Biz çok fazla sevgili konuşuyoruz dostum. Aslında. Ya hayır. Şey doğal var. Yani. Çok güzel şeyler konuşuyoruz. Ayrıca ben konser dışında da geliyorum yurt dışına. Buluşuruz. Bir o zaman sohbetleriz. Daha çok birlikte olacağız demek. Evet. Geliyorum. Hocam biz Frankfurt'ta kalıyoruz. Almanya Frankfurt şehrinde. Evet. Avrupa'nın en büyük havaalanlarından birisi buradadır. Biliyorum. Olur da yolunuz Frankfurt'tan geçerse canlar dan telefonlarımızı alın, tamam. Şey yaparız. Yani Frankfurt'a geliyorum, Darmstadt'ta kalıyorum, orada bir sanatçı dostum var Bülent. Bize 30 kilometre yani. Darmstadt'ta kalıyorum. Kalıyorum, dönem dönem geliyorum o tarafa. Gerçekten şey, yüz yüze Cemal'e sohbet etmeyi de evet, çok daha eğlenceli olacak. Kimseye haksızlık da yapmak istemiyorum. Sevgili dostum, yine söylüyorum, ben bir yarım saat daha kalabilirim, sorabiliriz birbirimize, konuşabiliriz. Ama hani böyle bir durum olduğunu belirtmek istedim, sadece kabalık saymayın lütfen. Tamam hocam, yani istediğiniz an siz canlı yayından ayrılabilirsiniz, çünkü çok daha önemli bir şey için ya, böyle bir durum var, emin olun siz de evet. Türkiye'deki akrabalarınızı ararsanız fark kesinlikle. Edersiniz. Kesinlikle. Şey sıkıntı, yani yoğun bakım bulanlar şanslı. Maalesef, evet. Yani yoğun bakım arıyor insanlar. Ama yeneceğiz. Aşacağız. Evet. Çünkü bütün edindiğimiz aşacağız. Bilgiler de bunun yönde. Biraz acıtacak. Az önce anlattığınız gibi evet. Fırtına kıranlarımız, belleğimiz hatta bize göre biraz yitecek bu zaman içinde evet. Ama bir gerçek var evet. Ki aşacağız. Yani aşmayacağımız bir sorun değil. Yeter ki daha sağduyulu evet. Ve sağlıklı düşünebilelim. Hocam istiyorsanız biz sizi uğurlayalım. Biz sizin arkanızdan konuşalım. Ama siz tamam. Yine konuş. Son bir 10 dakika konuşmak isterseniz, son söyleyeceğiniz yok, bir şeyler varsa. 10 dakika, 10 dakika bu halka biz zulüm ettik. Tamam, hatta küçük bir sizden böyle buple sesinizden duymak isteyenler var, söylemek isterseniz. Ya tabii. İsterseniz. Aslında tabii isterim. Yani şey, kırmam onları. Yani çok estimansız şarkı söylemiyorum ama sıkıntı değil. Biz bizeyiz. Ben kendimi kocaman bir aileye misafirliğe gitmiş gibi hissediyorum. Bu konuda hiçbir önyargım, hiçbir sıkıntım yok. Uzun zamanlarda bir arada olacağız biliyorum. Birbirimizi daha çok dinleyerek, birbirimizi daha çok anlayarak. Anlamak galiba dünyanın en büyük aşkı. Anlamaya zaman vermek gerekiyor. Anlamaya zaman ayırmak gerekiyor. Türkiye çok özel ozanların, çok özel şairlerin geçtiği bir ülke. Ben çok köken açısından bakmıyorum. En azından belli bir döneme kadar bakmıyorum ama. Yani bizi besleyen çok 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 özel
damarlar, çok çok özel ırmaklar var. Biraz bilgece, sabırla, biraz bizim coğrafyamızın bilgeliğiyle, soğukkanlı olarak, birbirimize daha çok dokunarak, yani bugünlerden söz ediyorum, yani genel olarak yaralarımıza dokunarak, yaralarımıza tuz olarak, birbirimizin umudunu üfleyerek, çoğaltarak, güçlendirerek bu günleri aşacağız. Yine söylüyorum, lütfen kabalık saymayın bugünkü tavrımı. Ben birçok sanatçı arkadaşla çalıştım, haksızlığa uğruyorum. Şarkılarımı bazen konserlerde okuyorum, çocuklar bana fırça atıyorlar başka bir sanatçının şarkısını okudunuz diye. Onlara şeyi anlatmam uzun zamanlarımı alıyor. Lan bunları ben yazdım, bu zalimliği yapmayın demek istiyorum bazen ama diyemiyorum. Bu konuda biraz şanssız birisiyim. Şarkılarım benden daha meşhur. Belki öğretmenlik yapmaktan kaynaklı. Ama harbiden şarkılarım benden meşhur. Ama benim için ilk defa şey yapmıştım. Giden devrimci yoldaşlarımızın resimlerini kullandığım bir klipti. Acıya gülmek bilesin diye bir şarkı okumuştum. Ondan bir dörtlük okuyayım. Sevgili kuzenim Tünay Bozgit'le, siz onu Seyduna diyebilirsiniz. Ortak bir çalışmamızdı. Evet. Sevgili Hakan Yeşilurt da okumuştu. Saçlarında pınarı bulduysam, gözlerinde yağmura dokunduysam, yakınım sen, uzağım sen olduysam, sana olan sevdamdandır bilesin. Yakınım sen, uzağım sen olduysam, sana olan sevdamdandır bilesin. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. İyi ki varsınız. Yüreğinize sağlık, nefenize sağlık. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Güzel tekrar özür diliyorum, erken ayrıldığım için. Affedin. Teşekkür ediyoruz. Notlarınız burada. Bu canlı yayın sonuçta daha izleyecek bir sürü de insan olacak. Teşekkür tamam. ediyoruz. Güzel katkılarınız oldu. Ayrılabilirsiniz canım. Ayrılmadan önce küçük bir cümle söyleyeceğim sadece. Lütfen. Söz bana ait değil. Einstein'a bu anlamayla ilgili söylediğiniz şeylere ilişkin Einstein'ın sözü olduğu için bunu hatırlamak anlamında. Belki de dağarcığınız da vardır. O torbanın bir kenarında duruyordur ama sırf hatırlatma anlamında. O diyor ki benim dinim evrene olan hayranlığım. İbadetim de onu anlama çabamdır diyor. Anlamak bu anlamda evet. Çok önemli bir değerdir. Anlama, tüm mesele anlama zaten. Harika, harika. İyi ki varsınız. Öpüldünüz sadece. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Direkten teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet sevgili canlar, Cevdet Bağcan'ın ayrılması gerekiyor. Yani aslında fena bir program olmadı. Saati biraz uzun oldu ama kendisinden bir söz aldık. Başka zaman kendi türküleriyle, müzikleriyle tekrardan aramızda olacak. Biz doğal olarak kendisine izin vermek zorundayız çünkü Cevdet Can'ın şu anda ulaşması gereken ve yardım etmesi gereken bazı insanlar var. Onun için ayrılması gerekiyor. Ben sizi çıkartıyorum sevgili Can. O yüzden kendisinin ayrılması gerekiyor. Canlı yayını biz de doğal olarak bitireceğiz. Şey yapabilirsiniz orada. Telefonun üstünde kırmızı bir görüntü çıkacak. Ona basıp ayrılabilirsiniz. Tamam. Tamam. Bekliyorum. Oldu sen. Yapabildiniz mi? Hayır. Tamam, acelesi yok. Bekleriz. Başka canlara yardım edeceği için kendisinin ayrılması gerekiyor. Ben ondan sonra programı toplayıp yoldaşlarıma söz verip devam edeceğim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda koronavirüsünden kaynaklı bazı canlara yardım etmesi için Cevdet Bağcı ayrılmak zorunda kaldı. Kendisi bize bir söz bıraktı ve dedi daha sonra tekrar hatta sanatıyla birlikte gelecek, canlı yayın yapacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yoldaşlar biz de istiyorsanız bu konuda sanat anlamında konuştuk. O anlamda son sözlerimizle toparlamaya çalışalım.
bu geceyi böyle noktalayalım. Toparlamak için sözü kim almak istiyorsa yoldaşım sizde sözde. Film kadar güzel kapanış noktası koyan yok. Buyur. Ama sanat anlamında da bir toparlayıcı bir konuşma birlikte yapın. Yani Prim bu işin zaten uzmanı. Bilim ve sanat dedim mi Prim zaten gözler parlıyor. Buyur Prim. Ya ne denebilir? Yani bir Karacaoğlan'ı hatırlayalım. Onun bir şiiriyle o zaman kapatalım, bitirelim. Bugünlük böyle olsun. Yani bugüne ilişkin sadece. O bu şeyden hani insan ararsa bulur derler ya. Gerçi arayanlar her zaman bulamazlar ama bulanlar hep arayanlar olmuştur. Bu da bize ait bir söz değil, geleneksel bir söz olarak geldi oturdu. Hani orada daha çok eril, erkek egemenliği anlayışını da görebilirsiniz ama ben onu değiştirmeden onun sözlerini ondan bir nefes dediğimiz şeyle noktalayalım diyorum. Ruhusu da çok güzel okumuştu bu şiiri. Bre ağlar bre beyler ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak dolmadan bir dem sürelim. Buna felek derler felek. Ne aman bilir ne dilek. Akıbet ömrümüzü helak etmeden bir dem sürelim. Karacaoğlan der ki aman, yüzelim sözüme inan, üstümüzde çayır çimen bitmeden bir dem sürelim, diyor ya. Yani vallahi yaşam dediğimiz şey o kadar da uzun bir şey değil. Onu biraz da bu dünyayı güzelleştirmek için kullanalım anlamında. Kesinlikle. Ya sanatın da böyle önemli bir yeri var ve sanatın Alevi toplum için de önemli bir yeri var. Sanat hatta o kadar önemlidir ki insan için. Sanat hayatın başlangıcında yani insan evriminin başlangıcında sanat dilden de önce gelir. Çünkü dilden önce ritimlerle anlaştık biz, hareketlerle anlaştık. Daha sonra bunları ifade etmek için duvarlara resimlerle anlattık ve geleceğe böyle taşıdık. Daha sonra dil oluştu. İnsan hayatında bu kadar önemi var. Hatta bazı bilimsel çalışmalarda şeye yer verirler. Derler işte müzik dinlemek insanda şöyle etki yaratıyor. Hatta bırakın insan, bitkide bile şöyle etki yaratıyor. Demek ki sanatın insanla iç içe olmasının bazı gerekçeleri var. Yani bir önemi var. Tıpkı barınma ihtiyacı gibi, yeme ihtiyacı gibi. Bu da bir ihtiyaçtır. Yani insan bunu görmek zorunda. Çünkü kendisini mutlu eden bir ya da kendisini ifade eden, yoldaşlarımız sizin de belirttiğiniz gibi değişimi sağlamaya çalışan, çağı yakalayan, geleceği düşündüren, geçmişi sana anlatan çok böyle ciddi yönlü bir şey vardır. Ve az önce Cevdet Baca da değindi, siz de değindiniz. Yani bu konuda eksiyiz. Yani her şeyden önce kendimizin bilimsel olduğunu iddia ediyoruz ama yani bilimsel bir yuva oluşturamıyoruz, bilimsel evler oluşturamıyoruz, akademik evler oluşturamıyoruz. Hala statikolar oluşturuyoruz. Statikodan başka hiçbir şey yapmıyoruz ve kendimize en büyük kötülüğü yaptığımızda göremiyoruz. Yani doğal olarak yol asimilasyona da uğrar, sekteye de uğrar. Çünkü kendini zaten sanatla ayakta tutmasından kaynaklı alevlik bugün hala nefes alabiliyor. Sanat da kendini ayakta tutmasaydı bugün bu nefesi alamazdı. Şimdi Hülya Can burada dedi ki, affınıza sığınarak dikkatinizi bir konuya çekmek isterim. Gönül ister ki kadın canlar varlığı dil ve görüntüde yer verseniz, örnek bilim adamları demek yerine bilim insanları denilse demiş de, özür dileyerek söylüyoruz. Eğer burada biz yanlışlıkla bilim adamı dediysek bundan hemen özür dileriz. Ama bildiğim kadarıyla biz bilim insanları diyoruz. Ama bu konuda bir pot kırmışsak özür dileriz bütün insanlardan, kadın canlardan özellikle. Ama biz şunu söyleyelim, biz canlı yayınlarına buyurun Hülya Can mesela sizi davet ediyorum. Haftaya benimle canlı yayına katılır mısınız? Çünkü biz istiyoruz, söylüyoruz, talep edin. Lütfen gelin. Yani canlı yayın sizindir. Hatta siz gelin, ev sahibi olun, ben sizin ya da Prim sizin seçeceğiniz bir konuğunuz olsun. Yeter ki gelin. Biz istiyoruz. Bütün kadın canlara da, burada bizi ısrarla takip eden canlara da söylüyoruz. Yani önceden lütfen bize söyleyin, deyin ki ben canlı yayına şu konu üzerine katılmak istiyorum, biz açarız. Özellikle kadın canlara söylüyoruz ve Hülya Can'ı bu sıralarda bir düello başlatmışlar evde kalanlar. İşte şunu etiketledim, şunu yapsın, ben burada Hülya Can'a top atıyorum. Haftaya canlı yayını düello sana seni davet ediyorum. Seninle canlı yayın yapmak istiyorum. Avukat bir canımız
üyesidir. Aynı zamanda bir dernek başkanıdır. Ben kendisini düelloya davet ediyorum. Haftaya benimle canlı yayın yapmasını istiyorum. Ve kadın sorunu üzerine kendisi, daha doğrusu erkek sorunu üzerine kendisiyle... Düello demeyelim buna, muhabbet diyelim. Muhabbete davet et. Niye düelloya davet? Ama bizim düellolarımız bir taraf yok her yani. Çocuk. Amacımız o olmamalı bence. Ya bizimki haşarı çocuk işidir. Yani düellodaki kastımız haşarlık, yoksa kesinlikle dediğin gibidir. Prim. Sevgimizden söyleriz biz o sözleri. Kırıcı değildir. Evet, ben kendisini sizin huzurunuzda prim, size ve veli yoldaşa değer verir. Kendisini haftaya davet ediyorum. Kabul edildi. Evet. Cevabı geldi. Kabul edildi haftaya. Erkek sorununu tartışmak üzere Hülya Elmas'la canlı yayın yapacağız. Şimdiden duyurusunu yapmış oluyoruz. Tanıtımını da yapacağız. Kendisine de teşekkür ediyorum huzurunuzda. Eğer dediğim gibi bilim adamı gibi bir yanlış yaptıysak bu konuda da özür diliyoruz. Ama biz genelde bilim insanı demeyi hep tercih ediyoruz ki doğru olan budur. Öyle söyleriz. Herhalde bir yanlış yaptık. Buyurun yoldaşım. Ben Hülya Can'ın bir özelliğini söyleyeyim. Şimdi dünyada bugünlerde korku imparatorluğunun yaratılmak istendiği, insanların bilincinin, düşüncelerinin manipüle edilmek istendiği şu dönemlerde çevresindeki insanlara sosyal yardım, sosyal paylaşım ağından insanlara neşe, umut, moral vermeye çabalamasıyla da şeydir, takdirimi kazanmıştır. Gerçekten minnettarım. Yaptığı bu çalışmaların gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu, insanların düşün sağlığının, moral sağlığının korunmasında ne kadar önemli olduğunu ben buradan yeniden belirtip kendisine teşekkür ediyorum. Birkaç kelime kendimi hazırlamıştım. Bugünkü şu ortamda, şu korona meselesi üzerinden topluma verilmek istenen veya şu anda var olan şu keşmekeşliğe, şu karmaşaya az bir şey değinmek istiyordum. Zamanımız varsa bir iki dakika içerisinde bunu yapayım, buna belirteyim. Tabii, buyurun yoldaşım. Buyurun. Şimdi şu anda bütün dünya bir sorun üzerine kilitlendirildi. Biraz da pohpohlandı. Şimdi hepimizin bildiği bir gerçek var. Ortada komplo teorileri dolaşıyor, bir sürü böyle var, panik havası var, benzeri şeyler var. Ben komplo teorileri üzerine şunu söyleyeceğim. Yani biz mesela Devrimci Alevi'yle birliği olarak biz olalım veya da bu tür teorileri ortaya atan insanlar. Yani bunlar ne? Pentagon'un gizli operasyon odalarının üyeleri veya orayla bağlantısı olan insanlar. Ya da ne bileyim, dünyayı yöneten bir takım aileler var, bir takım güçler var. İşte NATO'nun, işte Rusya'nın, Çin'in derin devlet yapısı içerisinde olan insanlar değil. Buralardan gerçekten kanıtlı bilgiye sahip insanlar değil. Bir takım akıllarına gelen bir takım şeyleri gerçekmiş gibi ileri sürüyorlar. Bizim de aklımıza bir sürü şeyler geliyor. Ama Devrimci Aleviler kanıtsız olan bir şeyi söylemez, konuşmaz. Topluma yanlış bir bilgi verebileceği ihtimali yüzünden, o endişesi yüzünden kanıtlanmamış bilgiler üzerinden konuşmaz. O yüzden de biz şu anda komplo teorilerinin hiçbir tanesine ne değer veriyoruz şu anda, ne de bunları kabul ediyoruz. Bir takım doğru, güzel analiz yapan canlarımız oldu. Mesela ben Erdal Yıldırım'ın videosunu çekip yayınladığı videoyu gerçekten zevkle izledim. Kendisine değer verdim. Teşekkür de ediyorum bu vesileyle. Bu tür çalışmaları yapan, sağlıklı bakış açısına sahip kişilerin topluma bilgi vermesi gerekir. Böyle biraz velveleye dönüştüren kişilerin mümkün mertebe yaratılmak istenen korku imparatorluğunun bir parçası haline gelebileceği endişesini taşımaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yerde de o noktaya da gelmişler bazıları. Bir ver yansın ediliyor ki ya düzen, sistem zaten bunu amaçlıyor. Yani ortalığa bir panik havası yaratmaya çalışıyor ki alacağı kararları topluma kabul ettirebilsin diye. Şimdi
Ama işin rengi yavaş yavaş mesela ortaya çıktı. Şöyle bir olay var yani ben bu paylaşım yapan insanların kaygılarını, düşüncelerini anlıyorum. Sistem bildiğimiz sistem. Bu sistem savaş çıkaran insanları öldüren, her türlü cinayetleri yapan, her türlü kitleleri, özellikle emekçi kitleleri açlığa, yoksulluğa, sefalete sürükleyen, gözünü kırpmadan bir seferde, bir savaşta yüz binlerce insanı öldürebilen bir sistem. Tamam, eyvallah. Bizim zaten sisteme bir övgü dizdiğimiz yok. Ve hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Savaşın olmadığı bölgelerde belli bir rehavet yaşayan insanlara bu son korona saldırısından sonra insanlar sistemin yüzünü yeniden hatırlama zorunda kaldılar. Yani yeniden bugünkü sistemin ne kadar acımasız olduğunu yeniden hatırladılar. Tamam, bütün bunlara eyvallah. Ama biz bir sivil toplum şeyiz. Sivil toplum içerisinde yaşayan, insani yapıya sahip olan insanlarız. Biz bir kendimize ve insanlara, halklara, toplumlara güvenimizi kesin kez yitirmememiz gerekir. Neşemizi, sağlıklı düşünmemizi ve benzeri şeyleri yitirmememiz gerekir. Sağduyuyla hareket etmemiz gerekir. Evet, alınan kararlar, onlar bir takım kararlar alırlar. Onlar zaten ister bu şeyi, korona olayını kendileri üretmiş olsunlar, isterse doğada ortaya çıktı, bundan yararlanma yoluna gitmiş olsunlar. Sistem çünkü karşılaştığı her şeyden nasıl yararlanabileceğini hesaplar. Biz de sistemin bize dayattığı şeylerden kendimize göre bir takım sonuçlar çıkarırız. Biz de bu gidişatı kendi lehimize nasıl çeviririz arayışı içerisindeyiz. Tamam, sistem bir takım kararlar alıyor ama o kararların, o bize dayatmak istediği, o bize yaptırmak istediği şeylere karşı insan olduğumuzu unutmadan, toplum içerisinde yaşadığımızı unutmadan, insani değerler üzerinden toplumların yükseleceğini unutmadan, geleceğimizi mutlaka ve mutlaka birilerinin kölesi, birilerinin robotu olarak değil, insan olarak sürdürmemiz gerektiğinin bilinciyle hareket etmemiz gerekir. İlle de ve ille sağduyumuzu kaybetmeyelim, moralimizi kaybetmeyelim, neşemizi kaybetmeyelim diyorum. Burada noktalamak istiyorum. Eyvallah. Prim, senin de ekleyeceğin, söyleyeceğin bir şey yoksa programı kapatacağım. İyi akşamlar diliyorum. Tamam. Biz yanına göre olsun her şey. Tamam, ama senden genelde bir şiir isterler. Sen bir şiir varsa hafızanda hemen şimdi diline düşecek. Bırak, ben de kapatayım. Gördüler yedi cihan, in, cin, kaftanın ardındakiler. Kıtlıkta, kıranda olsa gördüler analar neler doğurur. Aman aman hey. Dünyalar vardır Elvan, bir su damlasında, bir kıl ucunda. Meyveler vardır meyveler, ağacı omcası yok. Sana vurgun, sana dost. Beride Kabil'in murdar baltası ve kan değirmenleri, kader kahpesi. Beride borazancılar o puşt ölümün. Hazır zilzurna keyfinden, hazır ırzını vermeye yiğitler vuruldukça. Timsah kısmı çünkü yavrusunu yer, akarsu duruldukça. Cadı yalan hamurunu dağ dağ yoğurur. Aman aman hey. Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı macera değil. Yaşamak, sade yaşamak yolusun solucan harcıdır. Öyle açar ki Murat, susuz, güneşsiz bırakılsa, koparılsa da şavkı bulut güllerinden daha bir suna, daha bir burcu burcudur. Buzundan, bu kırgın, bu can pazarı macera değil, sardığım toprağımın altın sabrıdır. O sert erkek hüznüdür lahza başında, cigara değil ve sevdiğim uykusunda bağırır. Aman aman hey! Meltemin bir tadı usturaz, biri kız memesi tılsım. Yağmurun bir damlası süzülmüş küfür, bir damlası aşk.
Senin uykuların hayın, düşlerin kardeş. Duyar mısın, anlayıp sızlar mısın ki? Gece saman yollarında rüzgar çıkana dek mısralarım kardeş kardeş çağırır. Aman aman ey. Serabın bir sonu vardır. Ufkun sıra dağın bir sonu. Uçarın kaçarın bir sonu vardır. Senin sonun yok. Mandaların, kavakların pazarı olur. Senin pazarın olamaz. Sensiz nar çatlamaz, bebek hı demez. Kızımın çatal göğsü senin yüzün suyu hürmetinedir. Buğdaylara, cevizlere yürüyen kara toprağın ak sütü. Bir bilsen nelere kedersin. Anlar mısın? Şaşırıp ağlar mısın ki? Bir bilsen kardeşlerim ne can çocuklar. Ve bir bilsen nasıl vurur beni bu duvar. Akşam akşam kara sevdam ağrır. Aman aman ey. Birine sağlık Pirim. Evet canlar dinle. Bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Bugün konumuz Cevdet Balcadi ve sanat üzerine konuşmaya çalıştık. Alevi sanatı ve statikosu üzerine konuşmaya da çalıştık. Tekrardan yeni girenler için söylüyorum. Tekrardan izlemenizi tavsiye ederiz. Kendisi bize bir de söz verdi. Başka bir zaman tekrar müzikle beraber, kendi besteleriyle beraber bir canlı yayın yapacağız. Haftaya da Hülya Elmas'la görüşmek üzere canlı yayında. Teşekkür ediyoruz hepinize. Aşk ile. Hasan Can'a da teşekkür ediyoruz. Teknik masada unutuyordum az daha kendisini. Özür diliyorum. Bizi sabırla size sizin izlemenizi sağlayan teknik masadaki Hasan Yıldırım'a özellikle teşekkür ediyorum. Yoldaşım kapatabilirsin canlı yayını. Teşekkürler.